Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Günaydınlar herkese. Herkese günaydın kızla. Günaydın. Enerjiniz çok iyi. Çok şıksınız hepiniz yine. Teşekkür ederim. Tabii ki de en şıkımız öylesiniz. Murat. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Harika gözüküyorsun. Sesin çok az geliyor. Sesim şu an daha iyi geliyor mu? Evet. Tamam, harika. Habe harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sen de. Beyaz sana çok yakışmış. Siyah sana çok yakışmış. Ne? Siyah sana, siyah değil mi? Siyah değil, yeşil. Bak ben buradan siyah olarak gördüm. Koyu bir renk. Yeşil. Koyu yeşil, zümrüt yeşili gibi. Tamam, affedersin beni. Tamam. Ama evet, tamam. Siyah gibi duruyor. Evet. Yani koyu bir renk olduğu için öyle zannediyorum. İşte gerçekte göremiyorsun. Adam aşkına. Bugün görebilecek miyim acaba? Bugün seni görebilecek miyim? Bugün evet, görebilirsin herhalde. Öyle umuyorum izin evet, verirlerse. Umarım seni bugün görebilirim. Evet, gelebilirsin. Mert'e buradan selamlar yolluyorum. Umarım. Neden? Getirecek. Ay, Mert'e ha, demişim. Belki'ye. Seni görünce pardon, aklım pardon, gidiyor. Pardon. Bak yine Türkçeyi unutuyorum ben. Buse, günaydın. Günaydın Belki. Ne haber? İyi, senden ne haber? Gayet iyi. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Instagram'dan numarasını aldım Buse'nin. Bizim numaramızı alan hiç olmadı, hiç istenmedi. Evet, birazcık konuştuk. Evet, biraz konuştuk. Çok iki medeni insan gibi çok sağlıklı bir iletişimimiz oldu. Evet. Kararlarımız. Güzeldi. Sürpriz olsun. Beyaz çok yakışmış. Efendim? Beyaz çok yakışmış. Teşekkür ederim sana da. Teşekkür ederim. Yeni uyumlu giymişiz. Evet. Nasılsın? Konuşmamıştık ama. Evet. Sesler karıştı ya. Rümeysa. Günaydın. Günaydın, nasılsın? Ojelerin de çok görüntü güzel. Ay, teşekkür ederim. Kanka bizde ya ama. Günaydın. Günaydın. Bekliyorum bakayım ne zaman çıkaracak sesini. Naber? İyi, senden naber? Çok İyi, şık çok şıksın. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Çok uyumlu olmuşuz, Allah Allah. Ay, acaba evet, neden? Arkadaşlar bu arada bizde bir haberleşme oldu. Biz de artık WhatsApp'tan iletişimdeyiz kendisiyle. Yani günaydın mesajını Leyla'dan almak çok güzeldi. Güzel bir duygu. Ama N'leri çok güzel uzatarak yazmış. Çok üç tane N koydum ben de. Benim için önemli böyle detaylar. Tek N'le olmaz. Hemen trip yoksa. İlk günaydını yazması da ayrı bir şık hareket. Teşekkür ve ederim. En çok hoşuma giden şey ise ben yemek yemeyi çok severim. Bunu herkes biliyor ya. İşte toksun değil mi? Yemek yedin mi? Vesaire. Vay vay vay. Çok hoşuma gitti. Wow. Günaydın. Günaydın papatyam. Nasılsın güzelim? Sana yazmayı düşünüyorum yeni bir şarkı. Gerçekten mi? Evet. Bu arada hiç önceden aşık olmadım. Sen oldun mu? Ben de olmadım. Sana da olmam yani. Kızım, bayanım. Çok güzelim.
Bak egoistsin bile bak. Kibarlık bekliyorum bu hayattan ama görkemliyim hatırlıyorum. Gülünce düşüyorsun gözlerimden, deliye dönüyorum özleminden. Anlamadım ki yani tanışma yolunda değiliz de neyiz ki? Gözlerime de bakamıyorsun. Bakamam. Şu an kalbim herhalde çıkacak yerinden. O zaman tanışma yoluna giriyor muyuz? Yani gidiyoruz. Böyle mi söylüyorsun? Evet. Peki. Tamam o zaman. Uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Evet, onları beğeniyorum. Ama yani bana da bu kaldı. Sana kısmetse olur evinde başarılar diliyorum Beyza Hanım. Gerek yok. Evde beğendiğim iki kişi daha var. Birisi esmer, diğeri de sarışın dedi. Bunu bana düşündüren de Oğuz'dur bu arada. Ben bitirmek istiyorum. Başlamadı ki daha. Evet başlamadı ama tanışmak istemiyorum. Bu kadar ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çizeyim mi üstünü? Yakın atın Öykü Hanım. Çıkabilir miyim? Benim kalbim niye zınlıyor karşında onu da? Acaba? Tutkunamamaya da başladım şu anda. Ya sen bana çiçek mi aldın? Şöyle vermek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Burada ben da bir nazar boncuğu var gözlerine nazar değmesin diye. Bazı aşklar arkadaşlıktan doğar ya, ben çok inanırım bu arada buna. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun bu olaya ama. En büyük aşklar da kavgayla başlar derler bize. Günaydın. Günaydın. Ben kendime gelmeye çalışıyorum hala. Ne oldu ki? Uyuyamadım. Rahat rahat uyuyamadım. Gece niye uyuyamadın? Gece seninle konuşamadık. Ondan sonra de mesaj attım. Dedim ki bu çocuk niye yazmadı bana? Sana söyledim ya direkt. Şarj aletimi burada unuttum. O yüzden sana yazamadım. Tamam ben hatırlatacağım her gün sana aldım. Her gün bana hatırlatacağına söz veriyor musun Dilara? Yani söz veremem de aklıma gelirse söylerim direkt. Çok güzel gözüküyorsun bu arada. Ya beğendin mi? O yüzden veremem. Evet bir gösterir misiniz acaba size zahmet? Evet çok güzel olmuşsun elbisene bayıldım. Ya teşekkür ederim. Neyse kesebilirim. Bak şu anda biraz daha kendime geldim bak. O siz numara alışverişi yapmadınız mı? Biz Instagram'dan konuşabildik sabah. Ondan sonra daha o konulara giremedik. Tabii ki de gireceğiz. Ama her şey böyle yavaş yavaş adım adım. Okey süper. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Harika abi. Nazar değmezse ben inşallah. Ben çok mutluyum bu arada. Benim, çok tatlı duruyorsunuz. Benim de keyfim çok yerinde. O yüzden maşallah nazar değmesin, gözde olanın da gözü çıksın inşallah. Amin. Amin değil. Amin. Wow. Günaydın. Günaydın papatyam, nasılsın güzelim? Nasılsın ya? Çok iyi. Teşekkür ederim. Sana da günaydın. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Yeşil çok yakışmış. Mavi de çok yakışıyor. Her renk yakışıyor sanırım sana. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dün numaranı almaya gelmiştim aslında ben. Alamadım teknik bir arızadan dolayı. O yüzden çok güzel uyuyamıyorum bu ara. Senin mesajlarınla uyursam daha iyi olacağım. Aslında Instagram'da bir fotoğrafımı beğenmişsin. Onu gördüm dün gece. Ay. Yani
takip edemedim. Şu anlık bir like'ladım. Alındım ben. Ama bütün fotoğraflarını şu an ezbere biliyorum. Ben de senin fotoğrafımı beğenmenle birazcık profilini inceleme şansında şey yaptım. Hatta dün akşam bir şarkını dinledim. Ezberledin mi? Hayır, ezberleyemedim ama Ya Habibi'ydi sanırım, değil mi? Ya, aynen, aynen. Ya Habibi, bir de bir şarkın daha vardı. O neydi? Şey profilinde görüp yazmıştım. Düşemem mi? Heh, düşemem. Onu da beğendim denedim mi? Ama Ya Habibi'yi daha çok sevdim. Sana yazmayı düşünüyorum yeni bir şarkı. Senden gerçekten mi? Evet. Burada söylerim sana karşı. Pekala, bekliyorum o zaman. Tamamdır, bugün iletişim numaralarımızı alalım. Senin mesajınla uyuyup, senin mesajınla uyanmak istiyorum. Ya. Ya utandı ya. Ya bak. Kıyamam sana ya. Güzelliğe bak. Bana şarkı alsana Bahat. Yazarım sana 5 dakikada. Bana bat der misin? Aynen öyle bu arada. Bir sıcak bastı, anlamadım. Klimayı mı kapattınız? Yok hayatım, sen aşktan yanıyorsun. Evet. Aşk değil de yani. Günaydın. Günaydın Görkem. Çok güzel olmuşsun aynı bugün. Nasıl küçük. Teşekkür ederim. Sen de bildiğimiz gibi. Haydi. Yani. Nasıl biliyorsun Aylin? Sabah sabah şey yapamayacağım kendimi. Neden ya? Ne yapamayacaksın? Açıklar mısın bize? Ne oldu? Bakışacak mısınız böyle? Çok iyi ya. Onlar gözleriyle anlaşıyor bence. Bak Görkem'e bak nasıl kıstı gözlerine bakıyor. Ay. Görkem şu an kendini de izliyor olabilir bence. Güneş gibi evet. Parlıyor falan diyor olabilir. O yüzden gözleri kıstı. Şu an 3 numaralı bakışını atıyor. Ay ışığı. Adımın anlamı zaten. Aydınlık çıkıyor. Aşkım zaten aydınlık. Güneş gibiyim. İyi günün güzel geçsin Görkem. Bakacağız ona duruma göre. Ne? Duruma göre. Bye. Günaydın. Günaydın Rümeysa, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçti günün? Güzel. İyiyim. Bugün mavi giymişsin. Evet, yakışmış mı? Güzel olmuş, gözlerini ortaya çıkartmış. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Rica ederim. Şey... Öyle işte. Utanıyorum. Tamam o zaman, bay bay. Allah'ım. Allah'ım. Bana ya artık yeni metodumuz. Gelmek istemiyorsak bay bay. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şık gözüküyorsun. Efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şık olmuşsun bugün. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bazı konular vesaire askıda kaldı ya. Fırsatımız olursa bugün konuşalım seninle. Olabilir. Tamam. Moralim bozuk gezmekten konuşmaya fırsatın olmadı sanırım. Sanırsam. Peki o zaman. Geleceksin herhalde bizim eve bugün. Bir fırsat bulursak konuşalım isterim. Olur. Tamam. Bay bay. Bay bay. Bu bay. Bugün tavsiyeni hiç konuşmadı ya. Bizimle de konuşmadı. Günaydın. Murat. Günaydın herkese. Günaydın Tatyana. Nasılsınız? Biz iyiyiz. İyiyiz, sen nasılsın Tatyana? Ben pek iyi değilim. Seni dün tutmasaydım zor anlar yaşardım. Moralim bozuk. Neden? Benim moral 0-0-0. Neden moralim bozuk? Çok düşündüm, pek uyanmadım. Ben de uyanmadım. Sen neden? Ben de bugün geç yattım. Efendim? Geç sen yattım, beni düşünmekten uyuyamadın değil mi? Yok. O yüzden değil. Bana öyle geldi o zaman. Yanlış gelmiş o zaman aynı gün. Sıcak. Çok güzel olmuşsun Tatyana bugün. Teşekkür ederim. Oo, yakışıyor. Şey, arkada bir sarışın, bir esmer kızları çok üzersin Görkem. Sarışın ve esmer mi Görkem? Görkem kalmak için yolları deniyor arkadaşlar. Çok ciddi o ben almayalım. Değilim Aynurcuğum, merak etme. Ben neysem oyum. Aynen. Reklama ihtiyacım yok. Bye. Bye bye. Aynur ikili bir hani şunu yapıyor ya, acaba görmek istemediği için mi yoksa belki tek taş beklentisi Aynur mi? Utanıyor, utanıyor, çekingen. O yüzden. Bak bak, bak oynamadan duramıyor, bak bak. Çekil.
Görkem'e baksana. Çok tatlı. Dört numaralı bakış bence o. Bizimle değilsin. Sen zaten değilsin. Bay bay. Bay bay. Bakışlar aynı değil mi ya yalnız? Tatyana biraz ciddi ya. Görkem kimse sana bakarken gülümseyemiyor bu arada. Çünkü ben de gülümsemiyorum. Görkem çok keskin bakıyor. Neden hep Tatyana aynı kalıyor da biz değişiyoruz? Allah Allah. Haydi. Dur demek ister misin Tatyana? Efendim? Dur demek ister misin? Geçiyor ya. Sen bir yerde dur de mesela şansına. Dur şansına ne çıkar? Hayır. Ben sana sola bak. O zaman gerçekten istediğinde dur de. Hangisinin durmasını istiyorsan. Diyor ki ben ne alaka bunu. Gördün mü? Geliyorum. Şöyle bir bakışı var ya. Beni kimin öldü. Onun mu? Bundan ya kadar. Ay çok sinirli. Ama çok komik ya. Sinir bozucu bir yanı var ama aynı zamanda da çok komik. Çok sinir bozucu ve özür dilemiyor ama. Sanki çünkü o yaptığını aslında yanlış görmüyor. Evet bu arada. Gerçekten. Evet, yaşına veriyorum ben. Öyle zaten. Siz de demek ama istemiyorum da. Özünde kötü de değil yani. Evet. Hani burada mesela ya, benden özür diledi mesela. Bak sen bundan özür dilemiyor, benden özür diledi. Evet mesela. Benden özür dilemedi. Terbiyesiz. Anladın mı? Ben dedi yanlış anlamışım, senden özür diliyorum dedi. Ben dün herkesle konuştum, herkes kendini açıkladı. Erkeğe, Murat, bana hepsiyle. Herkes dün özür diliyor. Hani yanlış anlaşılma da diledi. Diğerleri. Ben Beyza Nur'a karşı bir ön yargılı yaklaşacaktım ki ta ki o ekrandaki görüntüyü görene kadar. Görüntü birçok şeyi zaten değiştirir. Şey Tatyana'nın yaptığı hareketle alakalı ne düşünüyorsunuz? Tatyana yaptı hareketle mi? Aynen öyle. Niye öyle bir hareket yaptı? Hiç onu... de agresif gibi hiç de hani bir sebebi olmalı yani. Değil mi ya o hareket? Sebebi şu, birazcık Beyza'nın çok üstüne gitti kızın. Sinirlendirdi. Kız sinir küpüne döndü bir ara. Tatyana ben dedim bozuldu herhalde, böyle kaldı. Dondu. Dün orada aynen bu konuyu bize anlatırlarken ben de şey dedim, hani bu birikmiş bir şey var galiba, onun patlamasını Tatyana yaşadılar. Tatyana 10 saniye yani hareket etmeden durdu böyle dümdüz. Ondan sonra önden geçti ya Beyza'nın, tak diye çaktı bir tane. Ya Tati biraz ilk 3-4 günün sessizliğini atmak istemiş de olabilir. Öyle de davranmış olabilir. Bir seçenek de olabilir. Ya birazcık Beyza Nur'da da var ama strateji. Ya yani kavga çıkartayım, öne çıkayım. Strateji deyip hani böyle ithamda bulunmazsak da daha iyi olur. Beyza Nur üstüne çok gitti ama kızın. Yani kendi karakterini göstermeye çalışmış da olabilir. Şöyle de olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Hani sessiz kaldığı için karakteri mi? Kendini ifade edemiyor genel olarak evet, hani evet. Tatyana. Hani aslında böyle mizacından ötürü ya da hani konuşma aksanı tam sağlıklı olmadığı için hani çünkü şey evet. Farklı hani Rus vesaire mantıklı. Falan. O yüzden ifade edemediği için belki kadınlar çok üstüne geliyorsa ki belki Beyza Nur'a çok ters düştü. Aynen. Belki bunların birikmişliği artık olabilir. O yüzden belki patlamış da olabilir. Evet, ama evet. Bu Bat'la beraberken Beyza Nur yani orada araya girmesi bana göre yanlış. Başkalarına karşı çok düşünceli. Hani şey olarak arkada mesela o hasret muhabbetini söylemem. Mesela hasret geldi hemen ona döndü ama bizim şimdi önceliğimiz var ya. Evet. Konu olarak halletmemiz gereken ama. Mesela. İşte burada konuşurken mesela göz teması asla kurmuyor bu arada. Gerçekten. Ya ben dedim sen utangaç biri misin? Yani normalde ki ilk gün ben böyle bakamamıştım hatırlarsanız. Çok utanmıştım, heyecanlanmıştım. Evet. Normalde dedim hani ben böyle bilirim kendimi ama sen dedim herhalde utangaçsın biraz. Yo dedi utanmıyorum aslında falan filan. Gene ben aynı şeyleri anlatmıştım zaten. Oraya geçtik. Orada o konu bir dağıldı. Yok Görkem geldi oturdu. Ben Görkem'le tabii tanıştım işte muhabbet ettim. Sana neden Yeliz'i anlatırken ben dedim evet bu oturuşun işte kızlara olan üslubun hoş değildi falan tarzı konuştuk. Sonra ama döndü mü mesela? Ben konuyu açıyorum orada. Ama adam dönmüyor konuya. Yani işte ya da kestirip atıyor. Bay bay bebek gibi bir şey söyledi mesela ben bir şey söyleyince. Ne alaka? Aynen. Çok çocuksun. Hani o tarz bir şey. Aslında kızmıyorum ona. İşte yaştan kastım buydu arkadaşlar evet. Zaten. Sen Beyza Nur'la konuşurken araya girmeye çalışan Tatyana sen ne düşünüyorsun? Mesela çok rahatsız oldu mu? Ya da aksine bir de şöyle düşün. Sen Tatyana ile beraberken mesela atıyorum konuşuyorsun. Aksine Beyza Nur öyle bir şey yapmaya çalışsaydı sen ne yapardın? Yo ben doğru bulmadım yaptığını. Ama işte bir yandan da böyle hoşuma da gitmedi değil yani ilgisi. Batı'nın iki kız arasında kalış çok tatlıydı. Abi ben söylüyorum işte kafamın içerisinde o kadar çok böyle çatışma yaşıyorum ki. Ama şu an netim. Canlı gördüğümde mesela bu arada erkeklerin hepsi çok iyi bu arada. Evet, yani. Ekran bambaşkaymış zaten herkes yani. Herkes
efendi, hani iletişimleri çok uzun, güzel, iletişim aynen güzel. Öyle. Yani herkes iyi zaten. Herkes okey yani. Ondan Görkem'e şey mesela önyargılıydım. Hatta ona oy veririm derdim mesela negatif olarak. Ama şu an bütün düşüncem değişti mesela Görkem'e karşı. Tamam, çünkü çok komik bir karakter. Evet, çok komik. Onun yani, yapımı izledim. Ve evet, yaşının insanı. O yüzden ona kızamam o böyle davranıyor diye. Ben de ya, mesela o herkese saygısı, öyle saygı değil. Saygı başka bir şey. Saygısız ve herkese evet, saygı. O sizin diyaloğunuzun gidişatına biraz bağlı hareket ediyor bu arada. Biraz şov yanı da ya var sen yani. Sen de ona yapıyorsun ya, o da sana karşılıklı yapıyorsunuz. Senin hareketlerine belki onun hoşuna gidiyor. Anladın mı? Gitmesin gibi. Zaten. Heh, aynen. Karşılıklı gitmesin diye. Zaten gitmiyor. Egoist ama mesela hayır bana yaptı. Evet. Ben saygısızlık olarak aldım. Çünkü ben ona bir şey yapmamıştım ve onu hep koruyan bir isimdi. Orada aslında anladın bu mı? Ve o yüzden yaptı bu arada. Ama diyor ki ama başka senden benim. Yola benim çok kullanışım demek yola bu yüzden. Çok konuşuyorlar. Hürmet sahibi şey demek bu bana da bir laf. Hani evet zaten. Seni kötülüyor benim üstümden seni kötülüyor. Anladın mı? Ama gelip bana açıklama yaptı diyor. Sonra da diyor ki aslında ona demek özür diledi. Falan yani özür dilerim ben yanlış anlayacağını düşünmedim kötü bir şey demek istememiştim falan filan gibi ben de açıklama yaptı. Söyledim. Dedim çok ayıp ettin dedim. Aynen yani. Dedim bu zamana kadar hani ben seni şey yaptım. Gerçekten onun hakkında ben öyle kötü konuşmadım şey olarak hani içi farklıdır, içi bir insandır. Oturuşta bir insan hani yargılamak şöyle böyle diye sana bile dedim bak kaç kere yani. Ben kadına saygısızlık olarak algıladığım evet. için ilk görüşmede evet benim o oturuşu beni çok rahatsız etmişti. Çünkü kadınlarla tanışmaya geliyorsa ilk evet, günün. İlk bak günü. Sonraki günler evet. zaten gel otur bak burada oturdu zaten rahatız hepimiz artık yani tabii ki de kasarak oturmayacağız ya da daha dikkatli oturmayacağız ama ilk günün beklentisi evet, böyleydi. Evet. Ona da açıkladık ama bence o da açtı bunu bu arada kızların aynen. yargısının artık olmadığını o da açtı diye düşünüyorum. Konu nasıl Berke'den buraya geldi? Aynur. Aynur'a baktım böyle oldu işte. Neyse. Ben dün mesela Rümeysa mevzusu o. Ben dün söyledim, açıkladım, özür de dedim. Kırıldıysan hesabı onu söylüyordu. Çünkü ben hani elinde tuttu, heyecanlandı, kalp yaptı. Ben onun yanlış olduğunu düşündüm. O dedi ki heyecan dedi, yarışma heyecanıydı dedi. Bu konu üzerinden mi konuşuluyor diye. Aha, dün. Hmm. Ben dedim böyle anladım, o yüzden dedim sana yükseldim. Yanlış anlıyorsan özür dilerim dedim. Ha, sen yanlış de, anlaşılacak dün... bir şey yapmadın kanka. Hayır ama dedim bak hareketlerim böyle gösterdin. Böyle miydi peki dedim. Değildi dedi. Ben orada yanlış anlaşıldım dedi. Yani orada Ozan'a yükselmedin dedi. Ha? Ellerini tutuyor ay bayılacağım dedi ya. Ha. Bir de kalp yaptı. Ha. Evet dedi yüksekti o kalbi yapmaması gibi tamam ama o şeyi Ozan'a yapmamış. Gerçekten heyecanlanmış. Kalbi ha bana istinaden yapmadığını mı söyledi kalbi? Kalbi değil heyecanlanma mevzu. Ay heyecanlanacağım falan. Şey dedi ya sana. Heyecanlanmamış mı benle? Sana değilmiş program heyecanıymış. Gerçekten öyle mi açıklama yaptı? Bu şekilde mi söyledi bunu gerçekten? Evet. Görkem de çok komikler. Onlar var ya bir çift olsa var ya muhteşem olur biliyor musun? Atışmalı. Bence. Bizim ilişki seviyemiz atışmalı. Aynur'un... seçeceği adamın şeyleri çok yüksek. Bakalım. Şimdi hiç kimseyi kıyaslamıyorum. O daha böyle şey istiyor. Böyle masaya böyle elini vuracak, yumruğunu vuracak biri ve zengin, paralı bir birini birden hoşlanıyor. Ben de mesela ağır istiyorum. Mesela Görkem deseydi benim şirketlerim var, konuşurdu. Görkem'e? Direkt konuşurdu. Ben diyorum ki acaba Görkem yani olur da ben erkekler evini gezmeden bizim çocuklarla görüşürsek. Yani bizim erkekler yalnız. Yani erkek tarafından görürsem Görkem'e diyeceğim zaten. Bence sen stratejini değiştir. Hı. Farklı türlü yaklaşsın Aynur'a. Ve bu sefer Aynur var ya... Ters psikoloji. Söyleyelim bunu. Tabii ben söyleyeceğim. Şey desin, söyleyeyim. Şey desin. Ben de muhatap olmadım. Aynen. Var ya bir bozulur. Kafasına takar. Şey der, ben aslında ısmarik kızlardan hoşlanmıyorum da. Görüşmesine gitmiyor kriterlerinin farklı. Salak. Düşünemedi bak. Biz niye düşünüyoruz? Ama bir şeytanlık yok söyleyeyim. Aklıma su tamam. Bakalım. Aynur da seviyorum. Kulağına onu. Suyu kaçıralım bence. Aynen. Bence öyle olur. Onların arasını yaparsak bu kez. Acaba şey ne yapacak? Bugün bir şey konuştun mu bugün? Günaydınlaştı mı? Yine unuttum bak. Allah kahretmesin. Kimden bahsediyorsun? Buse. Evet. Günaydınlaştı. Tabii tabii. Ama o ilk gün şey heyecan yok. Yok. Ama yakışıklı çocuk acaba bitirirlerse kim? Acaba? No. Yok senlik değil de
kime yönelir acaba? Şey demiş, olabilir de. Kime yönelir acaba? Değil tabii ki öyle bir şey de. Kime yönelir acaba? Acaba diyorum ki Aynur'a yönelebilir mi? Aynur var cepte evet ama Beyza bakmaz. Beyza da güzel bir ama onun kalemi değil. Yok. Beyza aynen belki Allah aşkına. Yok. Kimdi? Olabilir. İki tane minnoş. Kadın tek var şu an burada. Yani bir Aynur, bir Buse. Biz minnoş değiliz. Ben minnoş değiliz. Yok biz değiliz. Bunu kabullenelim. Ben minnağım. Ben minnağım. Hayır. Minnağım. Ama var. Boydan minnak değilim. O minnağım yani. Sen mi? Sen mi? Evet ben. İşte mesela bir de. Şimdi ben bunlar halen dışarıda tartışmaları. Yani Tiana'nın baba dünkü olay çok büyük bir olay yani. Sen kız hiçbir şey de yapmamış ha. Böyle yaparsın. Bir de yanından geçerken çevirdin onun yuvasına geldi. Hayır bir de dün gelip. Bak sonra geldi erkeklerin evine. Nasıl anlattım olayı? Baba olay işte bana geldi burnuma kadar. Şey diyor ki bana bugün biz kuliste de konuştuk Aynur'la. Aynur diyor ki resmen biz hani orada oturup konuşuyorduk. Ben görmedim ama ben hani böyle bağırış çağrışma olunca da kalktım geldim. Ne oldu Tatyan dedim diyor. Benim burnuma kadar girdi. Bunlar da herhalde yani açıkçası yalan söyleyecek diye herkes erkekler de dedi ya. Evet şaşırdı. Geldi buraya Öykü Hanım. Oğuz bana zaten dedi ki. Dilara hani Beyza hakkında konuştuklarım seni bozmadı değil mi? Dedim yo. Dedi hani sen de tartıştın ya. Dedim yok. Haksızlığa ben de gelip empati kurdum. Kıza resmen böyle yapmış. Tabii ki de konuşabiliriz. Tabii olmaz yani. Şey işte ben Oğuz'a kızı şeytan diye anlattım. Kızı şeytan bellemiş. Bana diyor ki Dilara kızmadın değil mi? Yok. Ben de bilmiyordum. Ama dediğim gibi yok yani. İşte bakalım. Bu Beyza da şey gibi giyinmiş. Bunun olayı da ne biliyor musun? Uzun boylu erkek istiyorum ama kısaya düştüm. Ama hissediyorsa olsun. Aynen hissediyorsa evet, olsun. Evet hissediyorsa olsun. Kimse bir şey diyebilir. Yani. Ama gerçek boy şimdi. Ama bu şey, şey gibi giyinmiş böyle. Sanki bugün nişanı varmış da kahve hazırlıyor. Lider iki kişiyi seçsin ve erkekler evine kimi geçsin. Kimi seçsem acaba? Ben gelmeyeceğim. Tabii ki beni seçmeyeceğim. Aklımda bile olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Murat çünkü ne dedi? Dedi ki sen mi gel? Ben de gidebilirim. Rümeysa beni götür ne olur. Murat sen gel dedi. Berke Oğuz'u getirir tamam, getirir dedi. Bence. Getir. Ya Oğuz'u kedi ya Batı getirmez Oğuz'u getirir. Ama tamam ben gitmeyeyim. Mert'i kesin getirir. Ben şöyle düşündüm Mert yani. Karar sebebi bu arada. Saygı duyuyorum hani, yani. Mert'i getirmeyen hayatında hani görüştü olmuyor. Olmayan birilerini götürmek istedim. Hani vakit gördü ya. Orada bir tanışıp kaynaşsınlar diye. Şey, hasretle. Murat inşallah bunu akıl edip kendin gelirse. Bütün şey oldu. İkinizi götüreceğim. İkinizi götüreceğim. Yanlış anlamayın sizin konuştuklarınız evet. Falan var. Ondan biraz. Beyza Nur bugün böyle nişanı var. Sanki saçını öyle falan. Yüzüğümü de taktım. Mümkünse Görkem'le. Bir dakika ben mi görüyorum? Rujumu çağırayım ama. Belki mi? Ben zaten ilk başında rengimi belli ettim yani o konuda. Bay bay. Hadi gidin bakalım. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz kanki? Şöyle düşündüm. İçinden kim alır? Hadi bakalım. Mert, seçeceksin ben beraber. Mert. Murat olabilir. Ondan sonra ikinci seçenekle beni kimse lütfen yanlış anlamasın. Yok ben bir şey... İlişkisi net olan insanları götürmek istiyorum. O yüzden şunu şöyle düşündüm. Oğuzhan'la Ozan zaten Rümeysa gelecek. Bir şey diyeceğim ama Rümeysa kimleri getirecek? Şimdi Leyla'yı getirirse evet. Murat. Evet evet öyle bir seçenek var. Oğuz'la da Murat'ın ilişkisi çok okey. Yanlış anlamıyoruz o konuda sıkıntı. Hiç yanlış anlaşılacak. Yok, evet yok. Yanlış anlamıyoruz. Sadece ben Murat'ı evet, düşündüm evet. İçlerim. Senin hakkın Rümeysa evet. Getirirse. Sensin, liderimiz sensin şu an. Evet. Sen istediğini seçebilirsin ben alamam. Mert'le Oğuz diyeceğim. Problem yok. Evet çünkü karşı taraftan getirecek kişi Rümeysa. Umarım Dilara'yı getirmez. Rümeysa da Leyla, benim şimdi ikisini seçeceğimi düşünüp Leyla ile birini getirebilir Rümeysa. Tamam. Güzel eşleşme tamam, olmuş olur. Tahminim bu yönde. Benim bir de birazcık kendime gelmem evet. Gerekiyor. Siz gidin bence vaktiniz daralmadan. Evet hemen biz bence. Go. Evet, go. Biz kaçıyoruz. Go, go, go. Haydi. Bu fırsatları güzel bir şekilde senin kafanda soru işaretleri vardı hepsini soracağım. Rümeysa'yı getirsin. Hadi bol şanslar. Haydi. Ben de millet al. Gitmeyenler bir gelsin kızlar. Tati bir konusunu konuşsun. Tati bir anlatıyordun neyin adı. Tati'nin hepimiz konuştuk. Senindi değil mi? Yok. Sen ben neyi değiştin? Hepimiz konuştuk o da anlatsın. Konuşmak istemiyorum. Bu resim ama ağlama şey Tati böyle ağlama. Yaparsan farklı tepki çekiyorsun bu sefer. Ağlıyor mu? Ağlıyor mu?
Sakın ağlayacağım. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Her şey küsüp darılıyorsun. Bir şey anlatmak yok. Tamam da orada diyoruz ki. Hayatım dedim ya. Ben saatler dinliyorum. Siz bana söz veriyorsunuz. Tamam da dediler ya erkekler evine gitsin diye. Ben sen orada demedin mi bir Rümeysa'ya söyleyeyim Tati. Gel sen de sen oturuyorsun hala. Kalkıp gelmiyorsun ki. Bak sürekli herkesi suçlu durumuna düşüremezsin hayatım. Sana hani kucağımıza mı alıp götürelim? Ve izleyince göreceksin sana el bebek gül bebek davranmaya çalışıyoruz. Evet, nereye gitsek evet, yanımıza çağırıyoruz. Yanında çağırmasak yanımıza gelmiyorsun. Yani gerektiğinden fazla özveri gösteriliyor burada sana bu evde. Burada kimse kimseyi çağırmıyor yani yanına. Herkes kendisi geliyor. Ay biri ağlayınca ben dayanamıyorum. Ama söyledim orada bak ya gerçekten yani. Artık izlensin ya kenarda yaptıklarımız. Diyorum ki Rümeysa erkekler evi şey oldu ya. Murat da dedi ya hani gelirsin. Tamam evet. Dedim. Dedim onu bir Rümeysa'ya söyleyeyim. Sen de gel yanımıza. Yürürken de söyledim, kalkarken de söyledim. Evet. Gel. Hala oturuyorsun mesela. Ya yani, bu şekilde herkesi suçlu durumuna düşürüyorsun. Buna kötü ay, oluyorum bir yani. Bir şey söylemek sizin istiyorum. Sizin içermek zorunda değilsiniz. Ama gelmiyorsun yanımıza. Dışlanmış sizin gibi oluyorsun. Biz istemiyorum. Çağırıyoruz. Kimse karışmak istemiyorum. Niye? Ama konuşarak aşkım, bir şey söyleyeceğim. Biz karışmak şeyler bunlar. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bak kendinle tezatlaşıyorsun. Karışmak istemeyen, bulaşmak istemeyen bir insan dün o hareketleri yapmazdı. Yani biz izlememiş olsaydık, senin anlattığını biliyorsaydık. O anlamda karışmaktan Beyza bahsetmiyor. Evet. Aranıza karışmak istemiyorum diyor. Ha pardon özür dilerim. Ama işte yaptığı olaylardan dolayı kendisi başka hissediyor belki. Bu yüzden yalnız kalıyor. Gel biz Tati gel. Tati neredesin? Tati falan. Bunu kimse demek zorunda değil. Yorar evet, kimse de zorunda kimse değil yani. Kimse demek zorunda değil. Ama bak, biz seni sevdiğimiz için. Bir yerlere davet etmek zorunda değil. Kimse sana özveri göstermek ağlama zorunda yani. Değil. Ağlama yani, ağlayacak bir kimse şey yok. Kimse sana ince ağlama. Davranmak zorunda değil ki. Bu evde yapılmış ilk belki de bu. Evet. Vallahi bir ilk görülüyor. Şey dedim kendisine de beni panik atak ettin dedim. Nereye gitsem hani göz temas kılıyorum ki alınmasın. Bu evde kimse kimseye diye. Bu kadar özveri göstermemiştir. Benim sana karşı olan tavrım şu. Eğer biz o videoyu izlememiş olsaydık. Hala Beyza kötüydü. Evet. Niye? Ne hakkın var bunu böyle yapmaya? Evet, Beyza yalnızlaştırmaya da hakkın yoktu. Ben şu an açıklasın niye öyle anlatım şeklini. Ben bu konuda hiç haklı değilim. Kabul ediyorum. Tamam. Bunu şimdi zaten. Anlat neyi neden yaptığını tabii. Dinliyoruz. Hı. İşte ben Batu'yla konuştum, sordum. Ne oldu ki yani? Neden sen Beyza Nur'u seçti? Bir şey yani bir şey mi hissettin onu karşı? Tamam. Evet dedi. Tamam dedim. O bana diyor ki, ne oldu Tani, neden soruyorsun diye. Yani anlatmak istemiyorum, zamanla anlarsın dedim yani. Tamam. Dikkat ol demedim önce. Sonra bana diyor ki, anlat, hayır anlatmayacağım diye. Sonra Beyza Nur bize geldi, Batu sordu. Ya Mert'i niye getirin, Murat'ı niye getirmediniz? Beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Haydi. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üzüldüm şimdi. Bir şey diyeyim mi? Hissetmiştim. Hoş geldin. 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 Merhaba. Evet. Beni görüyor musun? Mesela kim seçti? Her şey. Bu arada tekrar günaydın beyler. Hasretle kim götürdü kızım? Leyla. Belki biliyordun. Gelmemiş. Gelmemiş. Merhabalar. Merhaba. Merhaba kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hello. Çok şekilsin Bat. Hello. Hello. Günaydın. Günaydın. Siz bizi merhaba. Çok güzel karşıladınız. Merhaba. 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 Selam. Merhaba. Merhaba. İyi, senden ne haber? İnsan. Hoş geldin Beyza. Merhaba. Merhaba, ne haber? Kimden selam? Leyla'dan sana merhaba. Selam. Aleyküm selam. Beyza buradan diye duydum da. Ne ikram edelim size? Getiremedim Leyla'yı. Kusura bakma. Yok ya öyle şeyleri alma. Alamam, problem yok. Şimdi arkadaşlar yalnız takılıyor. Yani sen evet. Kimleri getirmek istiyorsan zaten getirebilirsin. Öyle bir şeyimiz yok, çocuk selam değiliz yani. Leyla çok üzüldü ama çok selam var. Çok üzüldü. Ya, dedi ki, ben bunu duydum ya, şu an bu bana zaten iyi geldi. Diyor ki, Murat'a söyle bu gelsin. Ben mi? Ben dedi, ben dedi ki buradan yerimden kalkamam, Murat gelsin lütfen dedi. Ben seni kötülüyorum. Üstüne sen benle kavga etmemek için yanımdan uzaklaşıp gidiyorsun. Bir saniye, arkan dönükken sana bir tane böyle itiyorum. Yani hiçbir yerden tutulmuyor bu konu. Evet.
Ya direkt her şeyi, yaptığın her şeyi kabul et, inkar etme ya da üstüne aşkım, bir kılıf bulma. Aşkım onu kabul ediyor, özür diliyor ya zaten. Özür dedi. Hayır, üstüne bir kılıf buluyor, kılıf ama bulmasın. Bunu hangi sebeple yaptığını herkes çok merak ediyor. Evet. Yani niye böyle? Şimdi biz duyduğumuzda mesela hiç yanlış anlama, duyduğumu söylüyorum sadece. Sen kimsin? Sen sevgilisi misin? Sen işte flörtü müsün dedin ya mesela. Ve hani onu Batuhan'a niye uyarma gereği duydun? Bunu hepimiz merak ediyoruz. Yani ben hani konuşamam mı kimsin artık? Kesinlikle konuşabilirsin ama sen arkadaşı, yakın arkadaşı değilsin uyarmak için. Veya hani Batu zaten başka senin yanına ben gönderdim. Evet. Bana sordu. Dedi ki Tatyana benimle konuşmak istiyor. Tabii ki de konuşabilirsin dedim. Bat şunu onayladı. Yani. Bana dikkat et dedi. Beni uyardı dedi. Takıldığımız noktalar olduğunu düşünüyorum. Sen bana biraz gönül koydun galiba bazı olaylardan dolayı. Bu konuda neye sebebiyet olduysam, verdiysem sende bundan dolayı özür dilerim. Ve bu özrümü artık bir kabul etmeni istiyorum ve konunun kapanmasını istiyorum. Hani ki kapansın ki ben artık seni tanımak istiyorum gerçekten. Kapanabilir mi bu konu? Kapanabilir ama mesela neden bir adım atmıyorsun? Yani tanımak için neden şu an bir şimdi adım içerisindeyim. Bana müsaade hayır edersen, verirsen bu imkanı tanımak istiyorum. Kırmızı odadan sonra sonuçta hiçbir çaban olmadı yani. Neyi bekledin? Evet, onu merak ediyorum. Dün şöyle, dün birleşme partisine kızlar evine geldik. Oraya gelene kadar da birçok sorun, kafamda soru işaretleri vardı. Kırmızı odada beklediğim konuşmayı yaşayamayınca haliyle böyle bir kafamda soru işaretleri çoğaldı. Sadece hani söyleyiş biçiminde bir problem vardı. Peki, o da ister istemez. Şunu soruyorum sana. Şey hadi kötü niyetli oldu. Bunu sormadan. Peki olayı bambaşka şekilde gelip size anlatması onu, da mı kötü niyetli? Ona gelecektim değil? Ben de. Ona gelecektim. Dün de abarttı bayağı bizim yanımıza geldiğinde senin ona hareketini. Öyle bir şey olmadığında benim ona bir hareketim olmadı ki. Heh, onu söylüyorum ben de sana zaten. Hani ama böyle kameradan o kadar gözükmüyor onun girmeyi. Sen yemedin. Kameralar hala açıdan kaynaklı mı? O kadar gözükmüyor diyor ya. Gözükmüyor. Gerçekten ben Tanya'yla aynı orta. Duydun mu Yele? Kameradan o kadar gözükmüyor neyin olduğu diyor. Bunun yorumunu yapmıyor ya. Gözünü seveyim. Aşkım kabul et, kabul edersen daha kolay gibi ya. Ben kabul ediyorum zaten. Kameradan o kadar gözükmüyor dedi kız ya. Durduk yani yere bunu yapmadım, anlayın artık. Durduk yere yapmadım. Ben bu evde bana ne zaman şimdi böyle bir bizim çocuklar etkileşimimi, hissiyatlarımın sana yoğunlaştığını fark ettiği için erkekler evinde şöyle muhabbetler döndü. İşte sürekli sen soruldun bana hani ne hissediyorsun vesaire falan. Ben enerjimin ona karşı yani hani ilk günden oldu bitti ölüyorum bitiyorum tarzı bir açıklamalarım yok. Hani sadece etkileşimi Rümeysa'dan aldım ondan da gördüğüm gibi ve yani tanıdıkça iyi yerlere gidebileceğimizi seninle düşündüm. Onun dışında yani gözlerinin dışında surat güzelliğine de bayılıyorum ve ben bunu burada belirttim abi yani çünkü surat güzelliği bilinçli bir ilişki çok önemli. Yani o surata, o gözlere baktığımda kendimi kaybetmek istiyorum. Böyle de bir ilişki yaşamak, böyle bir kişiyle bir ilişki yaşamak istiyorum burada. Anladım. Benim bu kadar enerjim yüksekken acaba diyorum şimdi ben kendim yani yatıyorum, kalkıyorum, sorguluyorum. Neden ilk günden sonra etkileşimin devamını göremiyorum bu kızdan? Hiçbir şey yapmıyorsun çünkü. Evet bak yani, bu sefer de şunu düşündüm ben. Anladın mı? Şöyle izah edeyim. Şunu düşünüyorum. Ben bu kadar sürekli seninle alakalı sorulara maruz tanımaya kalırken tanımaya çalışmadım beni. Kırmızı Oda'da bile farklı şeyler konuştuk yani. Ya o konuyu ben tam yani hatırlamıyorum. Kırmızı Oda'da o konunun oraya gelmesini farklı ben mi şeyler sağladım? Sen sağladın. Nasıl oraya geldi evet, tam emin değilim. Sağladın. Çünkü gerçekten ben başka niyetle geçirmek sen istemiştim. Sen sağladın, benden netlik bekledin. Yani ben de tanımadığım bir insana bir netlik olayları verecek biri değilim. Ben senin üstüne mi yürüdüm? Onun bir cevabını verir misin? Sen bağırarak geldi. Ondan sonra ben temas yaptım. Ya. Hiç hakkım değil. Hiç haklı değil. Bak Tanya kabul ben ediyorum buradan bir keşke gidiyorum. Yapmasaydım bunu. Anladın keşke mı? Keşke yapmasaydım. Bak, kusura nedir, bakma biliyor musun? Özür bak, dedim. Temasını da geçtim artık ben. Bak gerçekten temasını da geçtim. Temas zaten çok kötü bir şey. Bunun için de yeterince özür diledim. Daha fazla özrünü istemiyorum. Ama hala bak seninle nasıl bugün konuşabilirdim biliyor musun? Derdin ki ya evet haksızım ben. Gerçekten yaptığım her şey, ben o kadar insan bana antipati duymuş, herkes beni dışlamış, ben üzülmüşüm. Gerçekten dün burada ben ağlamak üzereydim. Gözlerim doldu, kendim o kadar çok tuttum ki herkes üstüme geliyor, konuyu anlatmaya çalışıyorum, anlatamıyorum.
Allah'ım diyorum ne yapacağım artık, daraldım yani, nefes alamıyorum ben burada. Gerçekten nefes alamıyordum. Açıkçası seninle konuşmak istediğim bazı şeyler vardı dün, o şeyden dolayı olmadı. Evet. Sana sormuştum ki ilgiyle alakalı bir şey mi? Yoksa hani böyle heyecan mı yapıyorsun, bir şey mi var yoksa utan... Sen dedin ki utangaçlık var dedin. Evet. Bende. Ben utangaçlığın olduğunu düşünmüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var, ilgin yoksa da bana bunu bu dille değil de daha medeni, daha insancıl bir şekilde gelip söyleyebilirsin mesela. Bir şey kaçmak. Ben sana geldim işte biz bağ kuralım, ilişki kuralım, görüşelim falan, öyle bir şey söyledim mi? Hayır tabii ki de demedim. Ya da ben kırmızı odaya beni çağırdığında sana ümit falan verdim mi? Hayır tabii ki de. Tamam o zaman ne? Dün geldin, hepiniz geldiniz, hepinizle ilgilendim. Hı-hı. Hani buna misafirperverlik de. Ayrıyeten evet. Başkalarının arasında benim bağ, köprü kurmam bu seni hiçbir şekilde ilgilendirmez. İlgilendirdiği için söylemedim zaten. Tamam, beni ilgilendiriyor demedim ki, ama. Hayır ama sen diyorsun ki işte millet arasında köprü kursun. Onlar rahatsız değilse sana ne oluyor ki? Onlar rahatsız olmadığını nereden biliyorsun peki? Niye rahatsız mı oluyorlarmış? Bilmem. Hı. Bunu erkekler mi dedi? Bilmiyorum artık. Tamam işte, yani sen nereden biliyorsun ama? Hiçbir sorun yok. Tabii ki de sorabilirsin. Benim kızlarım, açıkçası benim kızlarımın bir sorunu yok. Nasıl yani? Yani benim kızlar yani tabii ki de kızlarla yok. Çünkü neden biliyor musun? Yani sonuçta tanıştığı insanlara arkadaşlarım ya da bizim kızlar, beni seven arkadaşlarım ya da bizim evdeki hı-hı. kızlar, seven kızlar diyeyim. Gayet medeni bir şekilde. Hı-hı, evet. Beni tuttular, görüştükleri insanlara tanıştırdılar. Bu senin için niye bu kadar sorunlu? Sorunlu olmadı ki. Ben sana bunun sorun ettiğimi zaten evde, söylemedim. Sizin evdeki benim lakabım köprüymüş. Diyorsun. Bu senin için mi böyle yoksa herkes için mi böyle? Herkes için böyle. Herkes için böyle. Köprü yanım ya. Bak ben onu sorun ettiğimi söylemedim. Sen şu an ya yanlış yere çekiyorsun ya da şöyle bir şey var. Ya üste çıkmaya falan mı çalışıyorsun ama şu an kavga da etmiyoruz. Sadece seninle iki şey dakika konuşmak neyin için. Neyin üstüne çıkacağım ki ben? Ne var ki aramızda neyin üstüne çıkmaya çalışayım ben şu an? Ben onu anlamıyorum. Bastırmaya çalışıyorsun. Konuyu bastırmaya çalıştığın için söylüyorum. Yok bastırmaya çalışmıyorum. Genel bir psikoloji yapıyorsun şu anda çünkü. Yok. Bak gayet dediğim gibi seni buraya kavga etmek için çağırmadım. Ama sadece bunu bana ince bir dille söyleyebilirsin. Yani Onur ben seninle ilgilenmiyorum. Hani bir elektrik de yok. Bunu diyebilirsin anladın mı? Sen sonuçta ne dedin? Ben savaşırım ederim falan. Ben sana söyledim mi Onur inatçı olduğumu, asi ama... olduğumu, onu olduğumu, bunu olduğumu. Ya o zaman sabredeceksin. Şöyle bir şey var. Ya da bu işi bırakacaksın. Hasret, bu kadar basit. Şöyle bir şey var. Bir ışık görmediğin bir yere gider misin? Bir köprü var diyelim tamam, mi? Tamam da ne demem bekliyorsun? Şimdi şey ben var, bu konudan sonra var. Senin üstüne mi atlayayım yok. Ne yapayım? Bak, aa evet yine, Onur gel gibi, seni bekliyordum. Dediğim gibi yine yanlış anlıyorsun. Hı. Anladın mı? Çünkü konuşmanın bitmesini beklemiyorsun. Direkt giriyorsun. Bir tünel var. O tünelde ışık. Görmeden sen o tünelin gider misin hala? Devam eder misin o tünelden gitmeye? Edemezsin değil mi? Yani sabrediyorsam giderim. Eğer çok istiyorsam giderim. Gerekiyor. Eğer çok istiyorsam giderim. Işık görmeme gerek yok. Kafama koydum ben her şeyi yaparım. Ben hayatımda gerçekten güven... Her şeyi bozdum. Ne oldu? Hayatımda gerçekten güvendiğim insanlara ki, bak açarım bak, böğrümü. Her şeyi yaşatırım. Bu evi cennete çevirdim ya. Ben dedim ya. Ki bana kağıt gönderdi ya hani evet. Oy veremediği tatlıydı, için. Tatlıydı. Çok, çok dedim tatlıydı. Çok incesin dedim bu arada. Hani evet. O kalbi falan da uğurlu bir kalp yapmışsın falan dedim. Evet. Hak ediyor musun? Yok acaba hak ediyor musun dedim. Şakayla karıştırıyor. Evet hak ediyorum sonra. Diyeceksin bak, sen şaka de. Var, ben soru şaka sormuşum var. Sana. Ben soru sorayım hak etmediğini düşünüyorsan cevap vermiyorsun şu anda. Hak ediyorum. Ben de döndüm dedim. Evet ben Berke hak ediyorum hak tabii ki. Dedim. Dedim. Ben de güzel şeyleri hak etmeyen bir şey kadınıyım dedim. Güzellik olarak kesinlikle güzel hak ediyorsun. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Güzellik olarak Allah razı olsun. Karakter olarak hak etmiyor mu? Karakter olarak 5 para etmezsin ama. Birbirimize uyum anlamında ya. Bir yorum yapsanıza bize lütfen. Ben çok merak ediyorum. İnsanların yaptığı ya, yorumları da dikkat edin. Hem uyumlusunuz hem uyumsuzsunuz anladınız mı? Evet. Yani uyumlu olan noktalarınız da var ama şu itişme kakışlarınız da var. Uyumsuzluğunuz da var. Zıtlığımız var. Acaba biz ilişkiye bu mu tat katıyor? Yoksa... Ya bir nokta şimdi yeni belki olduğu için hani şu an tatlı olarak düşünebilirsin evet, ama bu iyiyiz. Sürekli bu şekilde devam ederse... Olmaz abi. Bu içişmeler ufak gitmiş. Şeyler olmaz. Leyla ile işte biz oturuyorduk sonrasında öyle bir yanımıza geldi ki böyle ben de tanımıyorum ya. Leyla hakkında böyle işte bir yorum falan yaptı işte bu pasaklı tarzı. İşte sen böyle bir kişiyle mi ciddi ilişki düşünüyorsun gerçekten işte. Tanıma yolu gibi söyledi ama yakın arkadaşım devamı var. Biliyorum zaten Murat anlattı bana onu. Otomatik ben koruma, koruma içgüdüsüne büründüm böyle. Hani sana mı soracağım, sen kimsin dedim. Çünkü tanımıyorum, etmiyorum. Evet, doğru, karakterini normal, yapını evet. Bilmiyorum. Ama sonrasında Leyla dedi ki yok yakın arkadaşıydı. He falan yaptım böyle. Sonrasında hemen ben yumuşatmaya çalıştım. Evet. Özür falan diledim senden böyle bir çıkış. Sorun yok, biz bunu zaten hallettik. Yok, sıkıntı yok mu? Ben seni tanımam için. Tamam, sorun yok. Onu zaten hallettik aramızda. Ayrı bir konu. Senin ama bunu Onur'un şöyle dile getirmesi, insanları ben rahatsız ediyormuşum araya girip de işte sohbet ediyormuşum, muhabbet ediyormuşum. Öyle bir şey demedim bu arada ya. Ya Onur Allah aşkına diyorum ya çıkacak zaten. Tamam çıksın tamam her şey çıksın tamam.
Ben dedim ki niye çocuklar ben rahatsız mı oluyor bu konudan? Bir şey diyeyim mi? Sana tabii ki de, sana tabii ki de bak hasret. Bunu sana kimse söylemez, anladın mı? Oğuz'a da konuştum. Bunu sana rahatsız olduğunu kimse dile getirmez. Ha sen anladın bunu mı? Anladın mı ya şimdi? Ya sen şaka olarak mı anladın bu olayı ben peki? Ben tamamen şaka olarak. Ben bunu erkeklerime de söyledim. Ya benim çözemediğim yok bir şey var. Yok diyor bir konu. Sen kötü bir anlamda söylemediğini tabii söyledin. Tabii ki de söylemedim, anladın sen mı? Sen peki neden köprü kötü anlamda söylemediğini... Bir şey söyleyeceğim. Mesela, bu, diyor ki mesela çocuklar çok affedersin bir saniye çocuklar Hasret. Bundan rahatsız mı oluyor Hasret. Dedi. Rahatsız mı oldu? Evet dedi, dile getirdi. Dile Hasret. Mi getirdi? Evet dedi. Ben bunu birazdan sorarım, o da sor dedi rahatlıkla. Hasret bakar mısın be? Bizde. Ben mesela Buse ile... Dün ne oluyor? Mesela şeyin arasında da bir köprü kurdum. Bu kötü bir şey değil ki. Halletmeye çalıştım mesela. Ya abi olay bu köprü kötü değil. Bir şey değil. Olay köprü değil. Anladın senin mı? Senin biraz önce şunu demen. Ya işte ben onların arasına girip konuştuğum için rahatsız oluyorlarmış. Ben dedim ki bunu çocuklar dile getirdim. Ben dün Oğuz'la da oturdum konuştum. Mert'le de oturdum konuştum. Hani bizim kızlarla beni tanıştılar. Murat'la da kısa bir konuştuk. Sonra ben çıktım geldim. Bu da diyor ki ben de bunu çocuklar mı söyledim bu değil rahatsız olduğunu? Bu arada Onur saygı, evet saygını diyor. Kaybetme. Hiçbir zaman evet saygısızlığa gelemem bak. Evet, Onur bu değil. Bu o şu değil. Ay, Onur. Çok gergin. Tamam Onur. Bak bunu kabul etmem. Her şeyi kabul ederim ama pardon. Bunu kabul etmem. Çok gereksiz tartışıyorsunuz bence. Evet şu bence an. Bence şey şöyle oradakini bir şey Hasret oradakini orada kapatabilirdin, anladın mı? Buraya geldik bitti. Niye senin aramızda orada kaldın ama bunu söyleme. Yok çocuklar rahat olsun. Evet sorduk şaka olarak algılamış. Evet. Sana bile der mi yani? Evet diyor. Hayır kaos o. Kısmetse olur kaos Hasret şu an, anladın mı? Hasret yani. Ya burada film yapmana gerek yok. Hayır canım ya tamamen hayır canım çok başka bir olay. Şey ha, bak tamam Tatiana da benim gözümde bir olay bir kız. Ama bence kötü kalpli bir kız değil mesela. Hasret'e de kötü kalpli demiyorum bu arada. Ama olay yani anladın mı? Olay. Olay bu yani anladın mı? Sen bizim kötü düşün bunu kötü anladığımızı düşün söylemişsin ama erkekler evinden kimse benim kötü anladığını düşünmüyorum bu olayı. Kötü lanse ettiğini düşünmüyorum. Bunu bana öyle bile getirdi Oğuzhan'cığım. Tamam. O da aynı şekilde söylemiş zaten kötü bir şey olmadığını. Erkekler evinde de kimse bunu kötü olarak algılamaz. Konu kapanmıştır. Bir şey söyleyeceğim bak ben şundan artık biraz sinirlenmeye başladım. Siz gelmeden önce biraz duygusallaştı Tati. Gözleri falan doldu. Anlatmadan önce hani dipnot geçeyim anlayın. Orada biraz yeter, yükselmeye başladım. Yeter. Çok geliyor. Artık bak ya? Sen bizden bana, daha çok bana gelmiyor özverili kokum. Davranandın. Leyla sen bile yeter diye bakıyorsun. Anladın mı? Söyledim mi? Gerçekten bu kadar ince davranılmaz, bu kadar özverili olmaz, bu kadar onun... Kaynaştırmaya çalışmaz. Biz onun velisi değiliz. Bu arada hiç önceden aşık olmadın. Sen oldun mu? Ben de olmadım. Sana da olmam yani. Bak hemen. Yolumu kapatıyorum. Yok o öyle bir... Sakın oradan girme. Dur. Onu dile getirmiş. Senin böyle bir beklentin mi var? Şaka mı yapıyorsa onu anlamıştın. Böyle bir beklentin olmasa. Yani ben arkadaş yaklaşıyorum sana. Biraz seni çözmeye çalışıyorum. Evet, daha iyi zaten. Bir de birazcık kendini ifade edemiyorsun. Nasıl diye yani? Düşünüyorum. Ya bazen çok toplu konuştuğumuzda şey oluyor. Ya biri atlıyor, biri atlıyor. Konular karışıyor. Ben orada evet bazen sessiz kalıyorum ama zaten o an bir şey söylememe gerek kalmadan yandan böyle çıkıyorlar, anlatıyorlar yani. Bana gerek kalmıyor. Ya doğru tabii. Ben bir de zaten 3 günde falan değil. Ben öyle kolay alışabilen, aşık olan biri değilim. Çok fazla tuhaf. Kaoslar dönüyor. Biliyorsun az çok tabii. Hani çok ben de gereksiz. Kendimi tutmaya çalışıyorum zaten. Mesela geçen Batuhan'la tartıştık. Orada kendimi çok zor tuttum. Neden? Ya senin muhabbetin döndü de işte gereksiz bir savunma şeyleri falan oldu bazılarının. Konu sen haklıya getirdi de bazıları. Ama ben haklıyım. Yok başka bir mevzu vardı ya. Ben birazcık kendimi zor tutan biriyim. O gün hı-hı. iyi dayandım. Yani öyle hem dediğim gibi sana birazcık sert gelmiş olabilirim. Bir şey olarak laflarım. Egoist dedim. Bu arada ona alınmışsın herhalde çok. Evet. Ama ben hiç birazcık öylesin. Birazcık düşünmeyen. Ben yani. Kadın. Ben bayan demeyi tamam, tercih ediyorum. Tamam sen bayansın. Daha kibar geliyor. Kadınım. Bayanım. Çok güzelim. Bak egoistsin de bak. Ben senin aklın kibarlık gidin... bekliyorum bu hayattan ama görkemli yanına oturuyorum. Yok sen taliplerini bekliyorsun böyle 40 yaşında ya da 50 yaşında. Sana şey lazım böyle sert bir tane 40 yaşında bir adam. Bana ne lazım? Kumral. Burnu büyük olabilir. Tamam anlatma. Tercihen beyaz tenli. Geniş omuzlu. Büyük elleri olsun. Geniş omuz şart. Kendimi güvende hissederim çünkü. Çok severim yani. Ben de mi söyleyeyim? Ben de kızıl. Yoksa beyaz ya bak bu kızıl, beyaz evet, tenli. Evet o da kendine taliplerini. Renkli söyle. Gözlü. Ondan evet. Sonra veya turuncu saçlı olabilir. Turuncu. Allah esmene turuncu. Evet tamam.
Kızıl saç ve turuncu seviyorum arkadaşlar. Beyaz tenli seviyorum. Bakımlı olsun, tırnaklar uzun severim. Giyimi daha çok şık, spor giyim pek sevmem. Type'lerimi bekliyorum. Evet. Böyle. Lütfen onu o, benimki ama hemen. Yok benimki hemen, onunkini boş verin. Onunki bekleyin. Onunki beklesin, gerçekten. Onunki zaten zor gelir buraya da. Zor mu gelir? Kısacası... Allah dedirtti galiba. Hani ama bilemiyorum. Kısacası bu muhabbetler için senden özür dilerim. Ben de senin üzerine çok gittiğimi düşünüyorum. Ben de senden özür diliyorum. Sen zaten dün benden dileseydin ben sana dileyecektim. Ya ama işte. Sen biraz yokuşa sürdün falan o yüzden. Ben ilk başta dilemeyecektim senden orada. Yani... Dilemedin zaten. Ondan sonra dileyecek gibi oldum. Sonra dedim niye diliyorum ama ondan sonra düşündüm dilemem gerekiyor. Ama bak özür dilemek de bir yerdendir. Bat geldi. Gülünce düşüyorsun gözlerimden. Bence deliye dönüyorum çocuk. Özleminden. Wow. Kapalı, kapılarım sendin hala benim misin ya Habibi? Tati konuşulmak için böyle bir olaylar kaç gündür bir şeyler yapıyor. İftira attı kıza. Kız orada çok gerçekten şey. Herkes de üstüne biz, geldi. Biz evet, erkekler çok olarak... sessiz, sakin bir kız değil. Ben bunu kabul ediyorum. Onun yüzüne de söylüyorum yani böyle fitleci, fesatçı falan dalga geçiyorum. Ama orada haklı yani. Biz... Orada bir tek ben onu mesela söyledim. Biz Beyza Nur'u %100 suçlu olarak görüyoruz bu arada. Hayır hayır %100 öyle bir şey yok. Görüyorduk ama görüntüler gelince evet, dedik ki. Evet. Gerçekten iftira çok gerçekten çok kötü bir şey. Çok iftira atmış i̇ftira kıza yani, ya gerçekten. Mı? Ben yaş bazı noktalarda kafam karışıyor dedim. O da yaş. Ama neden? Ben bir şeyleri çok hızlı olsun isteyeceğim. Yaşım gereği ve bakış açım gereği. Ama onun kafasındaki şeyi bilmiyorum ya. Belki sınırı vardır. 5 yıl, 10 yıl atıyorum yani 3 yıl. Biz bu noktada belki çakışacağız. Bunun korkularını taşıyorum, karışıklığını anlatmaya çalışıyorum. Siz direkt yaş konusu sana sorun bir şey oldu. Buse şurada haklı. Bu yanlış anlamayın. Benim hak verdiğim konuşuyor. Buse ilk başta şöyle anlattı. Dedi ki oturması, kalkması. Ben onun olgun biri olduğunu yani yaşına göre kendini olgunlaştırmış bir bey olduğunu düşündüğüm yani. İçin okeyledim. Ama acaba olgunlaşmamış olabilir mi? Evet. Yani yaşıyla eşit ya da yaşından geri gelebilir mi? Böyle aklımda soru işaretleri var diyor. Anladın bir mı? Bir de normal değil yaş soru işaretinin yoksa olması. Olgun ikinci, olduğunda yaş benim için problem yani, değil diyor zaten. Zaman. Şu an peki. Yani siz peki, sen şimdi yaş konusunu geçtik. Değil, okey misin her şeyde? Yaş değilsin geçtik. Çünkü daha tanımıyorsun. Sadece fiziken şu an bir değerlendirme vallahi yaptınız. Valla ben okey gibiyim ya dün ettiğimiz muhabbetten sonra. Evet. Ama siz muhabbet edebildiniz ve onun üstüne gidiyorsunuz. Tamam. Biz ne ettik? Bak muhabbet etmeden beni dinler misin artık? Mi? Hanımefendi beni dinler misiniz tabii artık? Tabii ki buyurun efendim. Muhabbet etmeden de bazı davranışlarla insanlar birbirinin karakterini anlayabiliyor. Ben asla anlayabiliyorum şey en azından. Şimdi sen... Ben mesela benden başka hiçbir erkeğin olmamasını isteyecek bir erkeğim. Anlıyor musun? Ben de cepte zaten hayır, o var demek ki. Hayır. Şu an biz bu konuşmayı yaparken bile sen başka bir erkek geldiğinde onunla tanışmaya gitmemen gerekiyor benim açımdan. Gözlerime de bakamıyorsun. Bakamam. Şu an kalbim herhalde çıkacak yerinden. O zaman tanışma yoluna giriyor muyuz? Yani giriyoruz. Böyle mi söylüyorsun? Evet. Peki. Tamam o zaman. Uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Evet, onları beğeniyorum. Ama yani bana da bu kaldı. Sana kısmetse olur evinde başarılar diliyorum Beyza Hanım. Gerek yok. Evde beğendiğim iki kişi daha var. Birisi esmer, diğeri de sarışın dedi. Bunu bana düşündüren de Oğuz'dur bu arada. Ben bitirmek istiyorum. Başlamadı ki daha. Evet başlamadı ama tanışmak istemiyorum. Bu kadar ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çizeyim mi üstünü? Yakın atın Öykü Hanım. Çıkabilir miyim?
Benim kalbim niye zırmıyor karşında onu da? Acaba? Tutkunamamaya da başladım şu anda. Ya sen bana çiçek mi aldın? Şöyle vermek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Burada ben da bir nazar boncuğu var, gözlerine nazar değmesin diye. Bazı aşklar arkadaşlıktan doğar ya, ben çok inanırım bu arada buna. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun bu olaya ama. En büyük aşklar da kavgayla başlar derler bize. En çok? Sevdiğin yemek. En çok sevdiğim yemek, yemek çok seçmem de. Şu an ilk aklıma ne gelir? Böyle görünce uf yaptım. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Menemene bayılırım. Çok basit. Aha gelen. Dıt 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 dıt. İlerideki planların neler? Kendi İlerideki planlarım alakalı. Neler? Kendimle hayatım. Tatyana hoş geldin bu arada. Merhaba. Selam. Nasılsın? Gel hoş İyi geldin. Misin? Nasılsın? İyi, ben de teşekkür ederim. Toparladınız mı biraz? Ağlamıyoruz. Bu arada ağlama. Yani konuş, ağlama. Ama dayanamadım o yüzden. Olsun, şey yapma. Kendini o şeye düşürme yani. Şu an o kadar ağlanacak da bir sebep yok yani. Evet, ilerideki... Merhaba. İlerideki planlarım neler? Ben şu an 27 yaşındayım. Zaten bunu biliyorsun Leyla. Ben şu an için mesleğime aşık bir adamım. Mesleğime devam edeceğim ama nereye kadar fitness eğitmenliği yapabilirim? Hani ben 45-50 yaşında fitness antrenör olmak istemiyorum açıkçası. Kaç yaşıma kadar devam ederim? İleri görüşüm şu yönde. 35'ime kadar hani kurumsal şirkette çalışıyorum, ismini vermeyeyim. Orada devam etme yönünde bir planım var. Asla Berke'yi haksız görmüyorum ve buradaki hiç kimseye de öyle haksız göstertmedim Berke'yi ve onlar da görmedi. Yok, ben zaten o da benim için eminim ki öyledir. Ama tabii. Ta ki ekranda sizlerle konuşurken vermiş olduğu tepkilere kadar böyle düşündüm. Çünkü beni orada korumasını beklerdim. İşte Görkem'in söylediği o şey çok çirkindi mesela. Çevir gazı yanmasın tarzı bir şey söylüyor. Rümeysa kadar en az bilmem ne. Ne bileyim işte orada rap yapayım daha mı yan... Ben ama o gün çok sinirliydim. Bunlar herkes da hoş şeyler ben değil ama. Bile o dans yerinde ben mi dans de çok sinirlenebilirim ve sinirlendiğim zaman ben seni asla başkasına karşı da ezdirmem. Ve kendim de ezmem bu arada. Ama Sen orada onu yaptığın için rencide oldun. Bak emin ol, ben seni herkesten koruyabilecek bir erkeğim. Gerek burada gerek dışarıda elimin erdiği kadar. Ama bunu bilmiyorum işte. Bilemiyorum ya henüz. Ama sen ya, bana böyle gelirsen nasıl seni koruyabilirim ki yani? Ben sana kötü gelmedim. İnsanlar mesela senin hakkında bir fikri var. Diyelim ki bu adam diyor ki evet karakterleriniz uymuyor. Ben ona gidip nasıl diyeyim mesela, hayır lan nasıl uymuyor? Bayağı uyuyor. Bu adamın kendi fikri bu. Haydi bir enerji. İyi misin orada? Ne? İyi değilim ama. Arkadaşlar. Leyla bak işte ya. Göz zamanınızda kurmuyorsun. Gözlerime de bakamıyorsun. Bakamam. Tamamdır. Aynur aynısı zaten. Aynur kaçtı yemin ederim. Çok gergin. Aynur öyle patlayacak gibi. Aynur ne düşünüyor Görkem hakkında? Gerçekten ben en merak ettiğim şeylerden biri. Komik bir çocuk dedi o kadar. Hoşuna gidiyor mu? Hayır asla. Hayır asla. Aaa sen ne yaptın? Ne oldu? Peki. Arkadaşız. Anlamadım ki yani, tanışma yolunda değiliz, neyiz ki? Batuhan benim yanlış olduğum noktaların olduğunu söyledi, merak ediyorum yorumu. Netlik konusunda bir sıkıntım var. Ama net değiller ki ikisi de. Buse de diyor ben ki şu an. Ben netim demiyorum. Şu an biz tanışma yoluna girmedik ki. Ya belki atıyorum bugün der ki ya biz tanışma yoluna girebilir miyiz Buse der. Bunu da herkese söylerler. O zaman her şeyler daha net olmaya başlar. Ama şu an ya tanışma yoluna tersi da girmediniz ki siz. Yani netlik bu ya. Net olmamaları çok tersi normal olur. Ya da şey söyleyeceğim. Nasıl tanışma yolunda değiller ki, ben onu anlamadım. Tanışma yolu. Tanışma yolu yani şu an arkadaş olarak mı? Evet. Şu an arkadaşız. Tanışma yoluna henüz girmedik ki. Şu an arkadaşız. Nasıl yani? Haydi. Bomba geldi. Şey söyleyeceğim. Biz tanışma yolunda olsak şimdi mesela atıyorum dün Tanya'yla konuşmak istediğinde de müsaide ettim. Ya da başka bir kadınla da konuşmak istesen müsaade ederim. Ama sen benimle tanışma yoluna girersen böyle bir şey müsaade etmem. Çünkü senle ben tanışıyoruz.
Beni tanırken başkasını tanıman beni rahatsız edebilir. Anladın mı? Biz şu an arkadaşız. Sen beni de tanımaya çalışıyorsun. Başkasını da tanımaya çalışabilirsin. Tamam o zaman niye çok bozuldun Yeliz'i kırmızı odaya çağırmama? Tanışmayalım da değilsek. Ama sonrasında da çok bozuldum demedim. Burada da konuyu 5 dakika konuştum, ama kapattım, şey çok uzatmadım ki. Tanışma yolunda değilken bozuldu o zaten. Çünkü sana karşı bir şeyi var. Hayır, oldu ben ya, bozulmamın sebebini de dün söyledim. Ama... Sabah ilk gün aydınlaştığımızda bugün ne yapmayı düşünüyorsun falan dediğimde kırmızı odayı beklediğimi ona ima ettim. O da çağırabileceğini, öyle bir enerji, öyle bir anlatım tarzı vardı. Ben çağıracağını bekliyordum. Çağırmadığı için bozuldum. Bana niye öyle bir imada bulundun o zaman dedim. Evet. Benim bozulduğum şey buydu yani. Ama haklıydı bozulmakta. Nasıl haklı ya? Orada... Bence şimdi şu sarı sarı an, kimin yeri muhabbeti yap... Neyse şu an o konuyu bence konuşmayalım. Zaten yeri ve şey olduğunu konuşalım, niye konuşmayalım ki? Bence konuşmayalım. Ben konu hakkında konuşmak istiyorsunuz. Tanışma yolunda değiliz dedi. Tamam, evet. O konuyu. Tamam, tamam. Ben diğerinden bahsedeyim. Bu arada daha Dilara ile Oğuz'la tanışma yolunda olduklarını ilan etmediler. Berke ile Buse'de ilan etmediler. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Sevgili yani olmak ya ayrı, şöyle bir tanışma, şey. Tanışma yolunda yolu olmak burada, ayrı. Burada bu ev için konuşuyorum. Okay. Sevgili gibi bir şey olma olduğundan yolu... dolayı, onun Hayır. yolu olduğundan sevgili dolayı. Sevgili olma yoluna tamam. girdik biz. Sevgili olabiliriz ileride demek tanışma yolu bizim için. Evet. Tamam öyle değil mi burada zaten? Burada öyle. O zaman aslında... sen... tanışma yolu senin için şu mu demek? İşte ben Tanya'yla da sevgili olabilirim, Aynur'la da sevgili olabilirim, Beyza'yla da olabilirim. Sevgili olacağım bu üçünden biriyle demek falan oluyor o zaman tanışma yolu senin için. Nasıl? Benim için biraz böyle bir şey değil. Biraz net olmadığını düşünüyor ona karşı. Birazcık net olmadığını evet, düşünüyor. Evet ben senin net biraz olmadığını düşündüğüm için senden. Çekincelerim bunlar zaten. Bir şey şu anki tavrım net olduğumu göstermiyor mu? Ama şu an ama gösteriyor. Evet, İki gündür gösteriyor bu arada. Yanlış anlama. Dün mesela Yeliz %50 dediğinde, dün ya da önceki gün hatırlamıyorum tam. %50 dediğinde %50 iyi bir oran. İyi bir oran. %50 iyi bir oran. Ha, iyi bir oran kesinlikle. Bence de iyi bir oran. Bu arada %100 olduğunu söyledi. Dün. Ay her şeyde hiçbir yolla ya. Teşekkür ederim. Söylemesem çok ama ben temas uygulayacağım. Robot haberin olsun. Ben duydum onu. Temas uygulayacakmış burayı lütfen. Bir şey söyleyeceğim bir saniye. Ama ondan sonra biz bir görüşme yaptık burada işi. Oturduk. Muhabbet evet. çok güzel aktı. Evet. Bir şeyler güzel daha bir böyle netleşti. Ama ilk kez oturup konuşma fırsatı bulduk ya Bahat. Gerçekten mikser bu kız. Kalk. Kalk soğan doğra. Bu kadar düşünme. Bence de. Müzik gelmiyor. Şarkı olsaydı nasıl? Bekleme süresi. Nasıl zevk alıyorsun şu an? Çünkü bu çıkacak. Bu yayınlanacak çünkü. Daha bir adım attım hemen. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Gece davet. Herhalde çıkacak yerinden. Bu oyunda bayağı uzunmuş ha. Topukluğu kurtarmadı herhalde. Aynen. Yapacak bir şey yok. Yeter utanmıyorum. Emin değilsin herhalde. Utandım yani. Ya utandığından dolayı. Evet. Bu şansı bana tanıdığın için. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Yeter bu kadar. Sana. Teşekkür ederim tekrardan. Rica ediyorum. Bravo. Aklımda senden başka bir isim yok bu arada. Değerlendirdiğim ya da izlediğim ya da tanışmaya çalıştığım kimse yok. Sen varsın şu an aklımda ama senin aklında ben yokum sadece. Benim problemim bu zaten. Netsin benim aklımda. Ben senin hakkında netim ama sen benim hakkımda net değilsin. Sana bunu söylüyorum işte. Hayır netsin, ben de onu söylüyorum. Ben senin aklında netim yani. Netsin. Tamam, okeysin şu okay. an. Peki o zaman. Dün de söyledim zaten sana bunu. Evet. Ama niye ben? Ama niye bir şey söyleyeceğim, niye ben? Niye ben? Elinde seçenekler var. Şey demiş, Börk'ü görelim öyle bizi izlemek Bat gitmeseydi, erkek kankam.
Ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi ortalığı kaldıracağım. Oğuzhan gel dans edelim. Efendim? Hadi edelim. Ne yap şimdi Görkem'i çağır, bunu çağır. O zaman sen dans ettin, ben de var onu sana dans ettim. Pek dans etmeyi bilmiyorum ama. Da yapacak bir şey yok yani. O öyle çok böyle tutuyorsun her. Teşekkür ederim. Öğrenmen lazım ama böyle olmuyor. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun ya? Düşünüyorum ama ben dansı düğün sevmiyorum. Ne yapacağız? Hasret'in bakışları ve dudak hareketleri harika değil mi? Mesela okuma da olabilir. Anladım. Neyse o zaman ihtiyacın olmayacağına göre. İhtiyacın olmayacağına göre. Neyi? Dansa. Yani çok dansa ihtiyacım yok ki bu dansı hiç beceremiyorum. Genelde hani farklı tarzlar olabilir de. Günlerde falan arkadaşların zaman oynamıyor musun? Yani oynuyorum ama bir kere falan oynamıştım. Bir kere falan oynamıştım. Neyse sen böyle genelde Zeybek falan oynarsın herhalde. Zeybek olur mesela. Zeybek çok, çok iyi olur. Çok, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Çok güzel. Yani. O zaman siz Onur'la artık görüşmüyorsunuz. Hadi onu daha görüşmedik. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Tek seçeneğin ben kaldığım için böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ben yaşamak için yaşamak istemiyorum. Ben gerçekten yaşamak istiyorum. Tek seçeneğim sen olmazsın ben istedikten sonra. Allah Allah. Evet. Dene o zaman. Yani... Denemiyorum ama seçeneğim sensin şu an yani sadece. Denemek istesem denerim. Yani denedin de sanki ama. O da kötü bir laf ama tek yani... seçeneğim ben kaldı hani. Herkese yürüdün de mesela, sadece ben kaldım falan gibi. Denedin ama. Denedin bak bunu denedin sen. Yeliz'i Kırmızı Oda'yı çağırdın. Tamam. O sana Mert'ten hoşlanıyorum demese onu da tanımaya çalışmak isteyecektin belki. Başka bence ki. Yeliz'in sana böyle söylediği için birazcık daha bana doğru itildin gibi geliyor. Başka kim? Başka kim derken? Yani mesela şey sormuşsun evde. Sizce Tanya benden mi hoşlanıyor gibi bir soru sormuşsun. Yani Tanya'nın senden hoşlanıp hoşlanmamasını neden bu kadar önemsiyorsun ki? Yani hadi velev ki sayıyorum ki hoşlanıyor. Yani mesela bu senin için ne ifade ediyor ki? Hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece o zaman merak... hiçbir şey ifade etmiyorsa niye soruyorsun? Ben de bunu anlayamıyorum. Bazı yaptığın hareketlere anlam veremiyorum sana. Yani beni çok arada bırakıyorsun. Acaba mı dedirtiyorsun bana? Ben acaba demek istemiyorum. Ben emin olmak istiyorum. Sana karşı nettim. Rümeysa ile olmayacak mı anlamadım. Yani ben artık hiçbir çaba göstermem. Ki o bu çaba gösterse de artık sıcak bakmıyorum Rümeysa olayına. Bu hareketinden sonra. Ama şimdi ilk baştan sen biliyordun zaten o Ozan'la görüşüyordu. Sonra sen geldin, sonra istemiyorsun dedin. Sonra yine Kırmızı Oda'ya çağırdın. Ben şöyle zannettim. Hani beni sessiz bulduğunu zannettim. Sessiz hani tanımıyorum. Öylesin seni zaten. Evet. Aynen. Tanımadığını zannettim. Kendimi tanıttım. Şimdi Ozan'ı bir şekilde tanıdı zannettim. Ben kendimi tanıtmak için Kırmızı Oda'ya zaten beni davet etti. Ondan sonra ben de davet ettim. Tanımak için sadece. Kendimi hani tanıtmak için ona karşı. Ya normal. Ve ikimizi de yeteri kadar tanıdı. Ve şu seçimiyle artık tamamen bitirdi benim gözümde kendini. Yani kendini bitirmedi daha doğrusu da benim işim bitti diyelim. Parmağına ne oldu senin falan filan dikkat et kendine diye böyle bayağı önemser benim abim. Çok sever beni canım benim. Neyse ben de dedim ki abi böyle böyle işte parmağım tırnağım dedim kırıldı. O yüzden dedim etim falan çıktı böyle. Neyse işte o önemsedi bugün sen mesela parmağımı fark edip öyle davranışımdan hoşuma gitti. Yeah. Çok dikkat ederim böyle şeylere. Ben de çok dikkat ederim. Ve birini sevdiğim zaman o kadar çok hissettiririm ki bunu anlayacaksın yani. O zaman hissettirmeni bekliyorum. Sen de öyle şeyler söyleme. Tanışma nasıl yolunda şeyler? Mıyız, değil miyiz o falan. O zaman tanışma yoluna giriyor muyuz? Yani giriyoruz. Böyle mi söylüyorsun? Evet. Peki. Tamam o zaman. Anladık. O söylediğimi düzeltelim gel içeride. İnsanlar da bilsin. Evet.
Arkadaşlar biz evleniyoruz. Öyle bir şey yok sanki. Biz de öyleydi de. Nasıl yani? Biz şimdi arkadaşa döndük bu arada da. Siz gidene kadar, gidip gelene kadar çok yeni gelişme oldu. Şimdi şöyle, ben ona bir şey sormak istiyorum. Şuna okey misin dediğin gibi şeye okey dersen, mesela arkadaş gibi dersen ben. Bu ne demek? Biz arkadaş olarak tanıyoruz ama belki de istediğiyle kırmızı odaya gidebilir veya burada biriyle tanışabilir. Arkadaş demek bu. Ben de. Arkadaşlık demek bu zaten. Arkadaş yani kimse de bir şey demez onun. Arkadaş olarak tanışmaya çalışmak ama yine tanışmaya çalışmak, devam edeceğiz. Ama bazı hani olaylara da tepki vermeye... Arkadaşlıktan doğan ilişkiler vardır ya biliyorsunuz normalde de mesela. Evet. Belki ama buna karışamaz kimse yani. Mesela ben de şu anda Yeliz'le arkadaş olarak tanışıyoruz biz de yani. Evet bak mı? Mesela anladın yani mı? Yani o farklı bir mevzu. Bak buna kimse karışamaz. Karşısındaki insanın yaptığı harekete karışamaz. Ama haliyle ruh hali düşüp üzülebilir. Bunu belki ekrana da yansıtabilir. Bunu gördükçe etkilenmeniz daha da artabilir. Bu aslında belki iyi olabilir. Bir şey. Gerçekten değerini karşındaki insanı daha çok anlayabilirsin. Evet. İşte bunları yaşayıp göreceğiz. O yüzden daha sağlıklı olarak böyle ilerlememiz mantıklı. İyi hadi 1-2-3 merhaba Işın hadi. Ooo kanka. Ben Buse. Ama şimdi böyle arkadaş mı oldum? Düştü. Ben ne yapayım? Düştü bile. Kızlar bizi bir uğurlasın bakalım, görelim evet, misafir tabii ki de. Tabii ki de beyim uğurluyor. Ya bak böyle yaparsan işte. Evet. Ya. Hadi. Yine bekleriz, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Bak elmayı görüşürüz. Devam ediyorlar yine. Tamam. Dikkatli. O senin elman. Görüşürüz. Yeter de. Gidelim. Geliyorum. Yeter bize daha bak, o kadar sıkılmış ki inşallah. Onlar için de olsunlar. Akşam beraber. Konuşuyorsun ya, bir konuş böyle. Ama niye? Yalamazsın. Abi. Gerçekten. Yani. Annesine beni göstermiş. Ya, kızlar. Mert annesine beni göstermiş. Annesi demiş ki Esmer güzeli. Sizi yan yana görmeyi çok istiyorum demiş. Ya. Çok tatlı kadar romantik. Ben şu an hiç romantik kaldıramayacağım. Gerçekten. İlk ince böyle. Böyle bir şey yaptığında aniden kırılabilir. Evet. Evet. Çok tatlı. Yani daha ne olsun. Ben çok sinirleniyorum. Hayır, arkadaşlar. Şu an sinirden ağlamamak için de tamam, zor tutuyorum. Tamam, neye sinirleneceksin? Galiba. Çocukla kuramadım. Tamam, olamıyorsan niye yanında sürekli iletişim, böyleydin kanka? İletişim. Hayır. İletişim. İletişim, iletişim ama kuramıyor sen çocukla. Yanında çocuk sarılıyordun şu otururken. O sarıldı. Tamam, sonuç olarak siz çok iyi görünüyorsunuz. Her şey yan yanayken. Yan yanayken farklısın ama ayrılırken farklısın. İnşallah bu hareketlerini izlememiştir de yani. Üzülüyor bir şey söyleyeceğim yani. Ne oldu? Biz ben kalktık. Üzülmüyor muyum sen Dilara? Sen de üzülüyorsun ama bence sizin ilişkiniz... Hayır mı? Ben de üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü beni anlaması için çok çabalıyorum. Bilmiyorum siz farkında mısınız ama... Ben sürekli kendimi izah etmeye çalışıyorum Berke'ye. O da bak ben asla onu haksız bulmuyorum. Bazı noktalarda gerçekten onun da haklı olduğu yerler var zaten. Ama ben şunu bekliyorum ve her seferinde uzatıyor, uzatma huyu var. Çok sen ciddi sevmiyorsun. Var. İnat, ben sevmiyorum. Çünkü ben ne dedim en başında buraya gelirken de ben hayatımda toksiklik istemiyorum. Çok ben artık beni hayatımı kolaylaştıran birini istiyorum evet. Demiyor muyum en başından evet, beri? Ben de aynısını diyordum. Ama bu kolaylaştırılmıyor. Bu o demek aşkım, değil. Aşkım o kadar zorsunuz kanka, ki böyle izlerken şey yoruluyor çok insan. Uzatıyor. Kanka bizim gibi olmadıklarını ben de biliyorum bu arada. Oğuz biraz oraya yor yani. Hani. Anladım bizim gibi değiller. Okey de yani anlatamıyorum. Yakaladın. Anlamak da istemiyorum. Yakaladın. Sorun o yani. Sorunum var bunu mesela yok. Sadece gördün. Arkadaş bir anlatar. Tabii ki de. Bak ben smile'ını yine diyorum gördüm yani şey yalan konuşma. Ama anlatabildim mi kendimi düşünmüyorum yani. Belki ne bileyim çağırıp belki de yine tekrardan söyleyeceğim yani yanlış anlaşıldım diye. İkinci defa çıkacağım. Hani kendini ifade etme durumları olacak belki. Dansmansı oldu mu? Olacak. Ben açıklamadan ölürüm yani.
Hasret hariç. Bayağı dans sorulur muhtemelen. Ama hasret hariç herkese kendimi açıklarım ya. Yani. Şimdi şöyle biz bayağı bir atıştık çünkü beni gerçekten sinirlendirdi. Konuda niye? Biz bunları niye duymadık? Sen sana... Sen yoktun ki. Murat yanındayken soru bize. Sormuş ya. Onu söylüyor. Diyor ki sen araba ha. Köprü müsün diyor. Ben... Erkekler rahatsız oluyor. Murat'a soruyoruz. Murat rahatsız oldu mu bu durumdan? Yo, şaka olarak algıladım ki? Diyor. Aynı bak. Ya ben oraya geldim dedim ya sen bu kız pasaklı hani ha. Muhabbet için. Evet onu Murat ben kaç beni... kere açıkladım. Sonra aynen. Murat hatta iki kere özür diledi. Ha, orada biz da o işi erkekler zaten... evinde de. Aynen biz bu iş zaten tatlıya bağladık. Ondan sonra Dilara beni tuttu. Oğuz'la tanıştırdı işte en yakın. İşte Geliz beni tanıştırdı. Mert'ten en yakınım. Biz dün burada otururken böyle ben... Arkadaş olduk ki bir de ben hani bu konuda samimiyim. Ben bunu kaç kere söyledim. Benim yurt dışında yaşadığım için insanlara bakış açım daha samimi. Evet. Evet bu sürekli olarak söylüyorum. Aynen bu sürekli olarak kaç kere ben bunu tekrarladım. Şimdi ben onlarla da bir samimiyet kurdum mesela. Siz de sevdiğiniz için sizin sevdikleriniz benim de sevdiklerim olduğu için hani böyle bu konuda yine bir yanlış anlaşılma olsun. Kendimi yanlış dile getirmek istemiyorum. Yok doğru anlatıyorsun devam. Doğru anlatıyorum değil mi? Evet. Okey bunu herkes anlayabiliyor. Evet evet. Ondan sonra ben de bu samimiyeti kurduğum için hatta dünden Goygon'a dedim ki bakın dedim kızlar benim elimde gibiyse beni sakın da potaya falan sokmaya çalışmayın. Oylarınız bana hani favoriniz ben. Şimdi ben bunu siz beni tanıyorsunuz. Ben bunu dilenecek insan mıyım? Benim böyle bir şey ihtiyacım var mı gerçek anlamda? Hayır. Var mı arkadaşlar? Dilenmek gibi değil de. Rica olabilir en fazla. Şu an çok yeni daha tanımıyorlar diye o şekilde düşünmeleri normal. Tamam şimdi hani olabilir ben yanlış yaptıysam. Biz öyle sorayım. Düşünmüyoruz. Yani siz öyle yani. Düşünüyorsunuz. Çocuklar da öyle yanlış anladıysa yani. Ayağını vurma hayır aşkım. Açıkçası bunlar da onların sorunu. Hani beni kimse şey yapmak zorunda değil. Mutfağa gittik işte konuşmaya. Hallettiniz mi? Hallettik. İşte net bir karar aldık. Artık o yolda gidiyoruz. Ya benim ya net birazcık, birazcık olta evet. Atmış gibi o zaman Beyza. Yani Beyza o yolda mı senin ağzını aramış. Bak hiç o açıdan düşünmedim. Senin abi. Ağzını aramış. Mantıklı. Nasıl kanka? Sizin ikinizin mevzusunu böyle milletin gözü önünde yaşamaya utanıyor. Orada söyleyemedi ama seninle mesela baş başa konuşmaya gittiğinde seni daha tatmin edici şeyler söylediğini düşünüyorum. Ya illa ki de. Herkesin içinde söyleyemiyor nedense bana öyle geldi. Çekingen bir yapı mı diyorsun? Çekingen mi yoksa ne bileyim bilmiyorum. Yani... Seninle ilgili fikirlerinin ben tamamıyla kesinleştiğini düşünmüyorum Beyza Hanım. Böyle gelmem, böyle olmaz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Çok iyi, süper. Harikasınız. Müthiş görünüyoruz. Burada ton sür ton var yani. Siyahlar, arada ekrular. Hiç evet. Bozan bir ton yok. Buraya bakıyorum, rengarenk kadınlar. Çok güzelsiniz, çok iyi. Teşekkür ederiz. Maşallah yarışmalarınızda. Özenle seçtik sevgili izleyiciler. Ekran başına hoş geldiniz. Kısmetse olur da ikinci sezonda... İlklerden birini daha yaşıyoruz. Bayılıyoruz sezon başında ilklere şahit olmaya, yaşamaya. İşte onlardan bir tanesi. Onlar da ilk kez bir pre-gala ne demektir? Yani gala öncesi demek. Pre öncesi demektir arkadaşlar. Pre-gala da gala öncesinde halletmemiz gereken bazı meseleler var. Onları halledeceğiz ki galadaki sorularımızın cevaplarını bulalım. Ama öncesinde tabii ki bizim adreslerimiz sizin bize ulaşmanız için o kadar önemli ki... Lütfen bizi ısrarla bulun ve takip edin. Saatimizde bizi izlemeye devam edin. Eminim şimdiden çoktan bu benim sevdiğim geleneksel şif festivali diyorum. Yıkılacak. Siz karar veremediğiniz zaman onlar sizin yerinize zaten karar verecekler. Siz bilmezseniz onlar bilirler. Bunu da bilin. Dolayısıyla söz sizde her zaman olduğu gibi hem oylarda hem de buradaki yaşamda söz hakkınız var her zaman. Bize ulaşacağınız adresler... Instagram, YouTube ve Facebook'ta Kısmetse Olur Aşkın Gücü Official adresimiz sevgili izleyiciler. Başvuru adresimiz productionhouse.com.tr ve tabii ki oylarınız için de iki uygulamamız var. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere ayrılıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yurt içinden göndereceğiniz oylar için kullanacağınız uygulamanın adı. Her gün iki kadın iki erkek pozitif, iki kadın iki erkek negatif oylarınızı kullanabilirsiniz. El Poder Denemor'da yurt dışına oylarınızı göndermek isterseniz aynı şekilde oylarınızı kullanabilirsiniz. Biz evimizin gündemine geçelim istiyoruz.
Evet, genel olarak bir yarışmaya girdiniz. Harala gürele bir girdik, bir şeyler oldu. Heyecan yaşandı, bir türlü buluşamadınız, derdinizi anlatamadınız. Kırmızı odalar yaşandı, en nihayetinde kapılar açıldı ve bir araya gelindi. Umduğunuzu buldunuz mu, keyfiniz yerinde mi? Kim söz almak ister? Yeliz. Keyfim yerinde, benim için çok güzel ilerliyor. Çok memnunum, çok da mutluyum. Güzel devam ediyor. Bir gelgitli başladın aslında. Hani evet, bir gelgitli başladım. Biraz soru işaretleri vardı kafamda. Tam anlamıyla oturmuyordu. Çok normal. Çok çok normal. Ama oturdu diyebilirim. Güzel. Mert? Güzel bir haftaydı. Duygularımın yoğun olduğu bir hafta geçirdim. Onun dışında... Başına böyle bir şey geleceğini düşünüyor muydun mesela? Hayır. Yani ben ilk günden böyle bir şey beklemiyordum ki zaten ta ki her şey çıkarken olan bir şeydi. Bunun dışında onu anlayabiliyorum başta neden emin olmadığını, çünkü çok erken bir şey yaşamaya başladık. Fakat şu an emin oluyor olması da beni mutlu ediyor. Güzel. Ve güzel bir şey. Peki ilk kıvılcımlardan bir tanesi kırmızıyla başlayan bir hikayeydi. Berke ve Buse'ye bakalım. Siz evet, nasılsınız? Öykü Hanım, bizimkisi de çok emin başladı benim adıma. Biraz dalgalı gidiyoruz. Hmm. Evet, Instagram'dan numarasını açık istedim. Açık deniz mi vurdu, ne oldu? Ya biraz bunun şokunu yaşadık. Tabii ki bu evde olmamızın da vermiş olduğu etkiler var. Instagram'dan numarasını istedim dün. Aldın mı? Aldım. Güzel. Telefonla konuştuk. Güzel. Çok uzun konuştuk hem de. Çok uzun konuştuk. İki medeni insan gibi konuştuk. Ne kadar uzun mesela süre? İki saat. İki saatten fazla hatta. Kapandı. Ay, bir ara telefon kendisi. Doğru, sonra bir daha araştık. Evet, kapandı, bir daha aradım. Tekrar konuştuk. Güzel, çok güzel başladı. Dalgalı gidiyor. İki medeni insan gibi konuştuk bu arada. Çok saygılıydık birbirimize. Çok teşekkür ederim ona da o yüzden. Ben de teşekkür ederim. Bu şekilde devam ediyor benim için. Öyle bir çok konuşma bir ki heyecan. Bu çok iki medeni insan gibi konuşuyor. Yolları ayırdık diyecek. Cümle değil oraya da gidiyor. Yok yok, çok saygılı konuştuk yani birbirimize. Yok yok, asla asla öyle bir şey değil. Çok ama saygılı de konuştuk. Olmaz tabii. Ne olmaz gibi? Belli de olmaz tabii dedim. Ya bir bugünkü bir endişe taşıyıp arkasından hayır, bugünkü belli yemekte de olmaz biz detaylı konuşacağız. Ona sakladık. Evet evet, onu ondan düşündüm. Sonra dedik ki hem ev halkına hem izleyicilerimize hem kendimize itiraf ederiz kararımızı dedik artık. Ama şu net olarak bilgiyi bilmiyordum. Dün ben Kızlar Evi'ne gelirken elma getirdim ona, soyadım elma olduğu için. Ne elmaymış? O elma yok. Ve biz yedik. Kim yedi? Ben kestim. Herkese dağıttım. Yani sahiplenememen için ne yaptım sana mesela? Belki bunları biz dün konuşmuştuk. Ama burada da konuşalım mesela. Ben zaten... yok, elma konusundan bahsediyoruz ya. Bir saniye, elma konusu zaten sana dayanan bir şey. İşte biz böyle olduğumuz için belki de anlaşamıyoruz. Ama bir ilişki zaten böyle konuşulur, başlar. Ama bu evde tek biz böyleyiz Öykü Hanım. Yani diğer arkadaşlarımıza bakıyoruz. Mesela Yeliz'le Mert. %50 idi ve bir birleşme partisi oldu. Mert kendini nasıl ifade ettiyse, kendini nasıl kanıtladıysa bir anda Yeliz %100'e çıktı. Ben... belki %80'le hani bir heyecanla başladık, %80 %100 demiyorum. %80'le başladık, %50'ye düştü. Yani daha da düşüyoruz. Onun açısından da ben düşüyorum bu arada. Sadece kendim açısından olduğunu inanmıyorum. Çünkü onun ağzında sürekli şu var. Biz çok zıtız. Biz anlaşamıyoruz. Ama biz çok ben... zıtız. Hep ağzında bu cümle var. şimdi zıtız, sen o kodlarsan bir şeye ben bunu nasıl aşabilirim ki? Aşamam ve zıtız bu arada. Bunu ikimiz de görüyoruz zaten. Öykü evet, Hanım belki. Şimdi ben bir insanı tanımadan karakteristik özellikleriyle neler yapabileceğini tahmin edebilecek bir erkeğim. Yani konuştuğumuz bazı konularda benim bir ilişki yaşarken hoşuma gitmeyecek şeylerden bahsetti. Bu olabilir, onun karakterinin özelliğidir. Bana saygısızlık olarak algılamam bunu. O onu yapmak istiyordur, bu çok doğal bir şey ama ben o ilişkide o şekilde devam etmek istemem. İkiniz de ben diyorsunuz şu anda. İşte evet, sorunumuz bu olabilir. Herkes kendi alanını korumaya çalışıyor. Evet. Buna ilişki denmez. Ve ben yine ben diyorum. Hani bilmiyorsanız buna ilişki denmez. Evet evet. Ama devamında işte bir ilişki olursa bu konuşulan şeyler bana uymayan şeyler. İlginç gelmeye başladı şu anda bana. Biz burada severiz, asgari müşterek deriz. Yani orta noktada buluşmanız lazım. Kesinlikle birer adım, öyle. Birer adım, birer adım. Eğer tabii bunun kuvvetini nereden alacaksınız? Sevginizden alacaksınız. Var ise, yoksa zorlamayla, evet, zorla güzel. Ki ben olmaz. Mesela söylediği gibi hani düşüyorum %50'ye dediği şeyleri ben mesela
birçok şey yaptığımı düşünüyorum. Küçük küçük de olsa onu mutlu etmeye çalışacak tamam şeyler onlar yaptım değil yani. Ki olay. Ben yüzde hani düşürdüğü noktalar onlar değil zaten. Bizim evet. iletişim biz iletişim kuramadıktan sonra sen bana dünyayı versen ne değişir? Doğru söylüyorsun. İletişim kuramadıktan sonra. Doğru söylüyorsun. Ya yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ve sen de aynı şeyi düşünüyorsun aslında. Evet. Dilara, hak veriyorum. Bir şey söyleyecek misin? Tamamla. Ben mi efendim? Yani çok saygı duyuyorum. Benim söylemiş olduğum bir cümleden dolayı onun kötü gözükmesini de istemiyorum. Ben de saygı duyuyorum sana. Bu kadar. Tamam, size geleceğiz şimdi. Sizinle konuşacaklarım çok var. Çok medeni insanlarız. Sizinle konuşacaklarım var. Dilara ve Oğuz neredesin? Çok pamuk gibi gidiyorsunuz. Her şey yolunda gibi. Yani her şey yolunda. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimizle eğleniyoruz. Aynı şekilde onun yanındayken ben gülüyorum. Benim yanındayken o gülüyor. Benim için şu anda bir problem yok. İyi bir aşamadayız. Bence herkesten daha çok. Hı-hı. Yani herkesin bir probleminin olduğunu düşünüyordum. Bizim açımızdan bir problem yok. Eğlenceli çıktınız Dilara. Ya ruh ikizim gibi. Mesela şurada konuşurken benim gibi dedikodu yapmayı seviyor. Birbirimizi anlıyoruz, evet. Biz bu arada tanıma yoluna girdik. Peki, hemen listemizi yapalım. Ama ilk başta onu söyleyeyim. Tebrikler. Tanıma yoluna girenler. Ama Oğuz, sen söz hakkı verseydin belki o söylerdi. Söylemezdi ben biliyorum. Siz? Mert'le biz de girdik. Doğru mu? Mert Beyliğiz. Bugün kızlardan itiraf var galiba. Kapıyı açan tabii ki Leyla ve Murat'tı değil mi? İlk olarak Leyla ve evet. Murat'tı. Üç çiftimiz mi var? Biz de varız. Kimsiniz? Öyle mi yoksa? Öyle mi? Bu hızlı geldi. Ben Beyza Nur'un fikrini merak ediyorum bu konuda. Ben de çok merak ediyorum. Yani biz evet bunu konuştuk. Evet bir tanışma yoluna girelim dedik. Ama bazı tabii ki benim hala çok emin olamadığım şeyler var. Öykü Hanım ve diğer arkadaşlarım yanlış anlamayın. Son günlerde herkes değişik bir şekilde bayağı hızlanmaya başladı. Gala yaklaştığı için. Herkes son ortada kalanları kapayım gibi bir edaya kapıldı. Böyle bir durum ya da böyle bir ilişkinin içerisinde olmak istemediğimi ona da belirttim. Ben son kalan elmalara kapılan şimdi, bir elma değilim. Şimdi ama ilk hafta kondurmayalım bence yani hani. Yani tamam bunu kondurmak tabii ki de istemiyorum kimseye. Ama olabilir ama evet. Ama böyle şeylerin olduğunu da hepimiz bence biliyoruz. Hani izledik, yaşadık, gördük diyorsunuz. Bence siz de haklısınız. Öyle kesinlikle. O yüzden evet bir tanışma yoluna girdik ama aklımızda hala oturtamadığımız şeyler var diyelim öyle. Peki etrafa dair böyle bir genel yorum yaptın da senin Bat'la ilgili düşünce acaba bu sebeple mi sana yaklaştı? Yani sorguladın mı hiç? Onu sorguladım, konuştum Bat'la da. Benden net olduğunu, emin olduğunu söyledi. Ama sen ben seni. Ha ben mi Bat'a karşı? Ben işte böyle aklımda küçük sorular var. Ben bunların bu sorularında eğer bir dahaki haftaya elenme tarzı bir şey olmazsa o ya da ben herkesin gerçek yüzünün ortaya çıkacağına çok inanıyorum. Ve o bir dahaki haftaki süreci izlemek için can atıyorum diyebilirim Öykü Hanım size. Dilara senin yorumun var ona. Benim mi? Ben inanmıyorum ya. Hayır Beyza'nın beklentisi ve kriterleri biliyorsun farklıydı. Anlamadım. Beyza'nın kriterleri farklıydı. Ben kumral. Ha evet erkekten. Uzun boylu istiyordu. Uzun boylu istiyordu. Baktı ki tek kaldı bence Bat'a yöneldi. Bir dakika şöyle düzeltelim. Çünkü ondan olmadı. Esra mı istiyordu? Hayır ben kumral hayatım. Ha onu duymadım kumral. Bir dakika şöyle konuşayım. Erkekleri hiç görmemiştik. Kızlarla da hatta şey makarası yaptık. Beyza'nın gitgide kriterleri siliniyor diye bir makara yapmıştık. Evet. Kimle yaptık hatırlamıyorum. Ben dedim ki benle eşit boyda ya da benden birkaç santim uzun olursa da benim için problem olmaz demiştim. Daha erkekleri hiç görmeden önce. Hatta kızlar da şeyin makarasını yaptılar. Erkekleri göremedikçe Beyza'nın kriterleri azalıyor dediler. Yani birinci Bat benden kısa değil, benden 2-3 santim uzun sanırım. Ben ne yanıma diyorsun? Da yakıştığımı düşünüyorum. Sen yanlış görüyorsun aşkım, gördük. Hayatım, topuklu giyindiğim için öyle ama yine bunlar da ayrıca ben evet uzun boylu bir erkek isterim. Tabii ki de yanımda. Yanıma da yakışsın isterim. Evet. Ama tabii ki önceliğim benim yanıma yakışması değil, eğlenip onunla iyi vakit geçirebilmem. Sonuçta eğlenirken oturabiliyoruz. Gerekirse insanların içinde otururum arkadaşlarımın yanına götürürken. Bunu da söyledim. Ben önceliğim ona da söyledim. Eğlenip iyi vakit geçirebileceğim, makara yapabileceğim ve dedikodu yapabileceğim benim hayır, için. Şimdi daha girer girmez. Bunu bekliyorum. Hasretle ikiniz
uzun boylulara selam yolladınız evet. ya. Evet. Özellikle sen. Evet. Uzun boylu erkeklerden hoşlanıyorum. Evet, onları beğeniyorum. Ama yani bana da bu kaldı. Ha bak işte. Ya. Bunu gerçekten şaka yaptım. Şaka değil canım. Şaka mı? Gerçekten şaka yaptım mı? Şaka o zaman biz her şaka yapalım. Gerçekten bak şaka yaptım. Ben gülerim. Ben güldüm. Şaka yaptım ama. Kusura bakma Abat Bey. Yani en başında bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şaka yaptım. Allah söyletti sana. Teker teker. Teker teker. Dilara. Dedim ki aklındakilerini Allah söylettirdi mi? Hayır ben bilinçaltının dışa vurması gibi bir şey oluyor. Burada kendim. Hayır. Ha? Hayır gerçekten şöyle Öykü Hanım. Ben Batı'la zaten Kırmızı Oda'ya giderken de böyle çok ciddi bir şey düşünmediğimi onunla hani konuşmak için sadece böyle konuşabileceğim şeyler olduğunu da düşünüyordum. Aklımda da acaba mı olabilir mi diye küçük bir ihtimal vardı. Sonrasında göz rengi hoşuma gittiği için, gözleri hoşuma gittiği için birazcık yani, da ilgimi çekti. Kendimi ikna edecek bir şey buldum diyorsun. Birazcık sıvıyor gibi sanki. Ha? Şu an sıvıyor gibi biraz sanki. Hayır şaka yaptım ama ya Bat. Gerçekten şaka yaptım. Dilara Hanım'ın da söylediği gibi kişi kendinden bilir işi bence. Kendi yaptığı şeyi ben yapıyormuşum gibi lanse ediyor. Sana kısmetse olur evinde başarılar diliyorum Beyza Hanım. Ne oldu tanımayalım bitti? Gerek yok. Öykü Hanım çok ağırdı ya. Ama gerçekten bu arada çok samimi bir şekilde şaka yaptım. Hadi bu şakayı hani o derdemin konuşmamı yapmadan önce bir, böyle bir şaka yapsaydım yanlış anlaşılabilirdi. Eşek ben adama eşek şakası. Biraz önce öyle bir şaka, böyle öyle bir konuşma yaptığım için böyle bir şaka yaptığımda bu kadar alınabileceğini düşünmedim bu arada bak. Eşek adama eşek şakası yapılır. Estağfurullah da şimdi yani. Yani seninle dün konuşurken de şaka kaldırabiliyor musun diye sordum. Kaldırabileceğini söyledim. Ben o yüzden bu kadar rahat bir tavırda... Şakanın bulmuştum. Yeri, zamanı ve ölçüsü vardır ve bu ölçüyü yapabilecek yani yaşta şöyle, olduğunu buradaki, düşünüyordum. Şu an düşünmüyorum gerçekten. Bak buradaki kızlar çok gergin, sürekli beni sorguluyorlardı, yargılıyorlardı. Ben de ortam yumuşasın, birazcık baskı da azalsın diye bir şaka yapma gereksiniminde bulundum. Öyle yapmak istedim ve öyle yaptım. Eğer bunun için... Gökhan. Benim karakterime ters Öykü Hanım. Tamam seni dinledik bakalım. Yani. Bence Öykü Hanım her şakanın altında küçük de olsa bir gerçeklik payı var ya ağzından onu kaçırdı arkadaş. Ondan sonra ilk başta bir söz dedi hani ben gala öncesi hayatta böyle şeyler yapmam, ilişki yapmam. Bence tam aynısını kendisi yapıyor şu an. Ben hayatta evet, yapmam bir şey. Yani, hayır şöyle söyleyeyim şimdi çevirmeyin. Söylediğini tam detaylandıralım. Dedi ki bana herkes bir hızlandı hayırdır inşallah gala geliyor. Bunun mu acaba bir etkisi var dedi. Hayır, aynısını kendisi yapıyor şu an. Peki, ama olmadı elinde patladı bence. Evet Yeliz. Bana da bu kaldı dedi ya. Evet. Ondan önce de diyordu herkes kalan elmaları topluyor diye. O da kalan elmalardan birini aldı. Bunu da şakayla karışık söyledi. Güldü geçecekti. Geçemedik kaldık orada. Evet. Şimdi toparlamaya çalışıyor. Yorum yapmak isteyen. Ozan. Bana biraz şey geldi. Hani bilinç altındakilerin dışa vurumu gibi geldi. Öyle hissettim. Bana da birazcık yansıma gibi geldi. Anlamadım ki. Yani erkeklik fiyatını bilmedikleri için nerede ne zaman ne yaptığını söyleyemiyorlar. Yani bunu burada söylemem bence çok yanlıştı. Bu çocuğun bir gururu var. Yani herkesin içinde olması ve ilk pregalada olması bence yanlıştı. Farklı düşünen var mı öyle söyleyeyim? Ne var canım şaka işte deyip geçebileceğimiz bir şey mi? Yok. Peki Beyza'cığım seni dinliyorum. Bunu bana düşündüren bu işte sona kalanlara herkesin bir hızlandığını bunu bana düşündüren aslında Oğuz'du. Bunu da itiraf edeyim o zaman yeri neden? Geldiyse. Çünkü dün benim servisimin akşam giderken servisimi değiştirdiler ve akşam bununla geleceksin dediler. Oğuz'la da ben konuşma fırsatında bulundum. Sonra dedim ki Dilara'yla dedim iyi niyetle tanışma yoluna girdiğinizi itiraf etmelisin. Açıklamalısın çünkü Dilara senden böyle bir şey bekliyor dedim. Oğuz da bana dedi ki beklesin dedi nasıl yani dedim. Biz şu an arkadaşız bana sadece Dilara yöneldi. Ben de bu yüzden Dilara'yla şu an arkadaşlık yapıyorum. Ama evde beğendiğim iki kişi daha var. Birisi Esmer diğeri de sarışın dedi. Aa. Bunu bana düşüren de, düşündüren de Oğuz'dur bu arada.
Yani bir Dilara'yla durum devam etsin. Galayı atlatalım. Aklımda iki kişi daha var halbuki. Dolayısıyla biri de sen oluyorsun. Of, hayır, kim, hatta ben ne dedim ki sarışın olarak sarışın bir Tanya var, bir de ben varım. Ben onları canlı canlı oturup izleme fırsatı buldum. Arkadaşlar, o yüzden inanmıyorum. Arkadaşlar kaç gündür hani birbirimizi tanıyoruz. Hayır, ben onları... Düğün planları mı kuruyorlardı? Evet, nişanlanacağız bir ay sonra. Evet, arıyorlar. Hayır, tamam, o olay yani, değil. Bugün de tanışma onları... yoluna girdiler. Ben de şaşırarak ben baktım bu arada. Ben hatta... Bir dakika, ben Oğuz'a bir şey sormak istiyorum. Sor. Dedikleri gerçek mi? Burada herkes beni tanıyor. Arkadaşlarımla olsun, kız arkadaşlarımız olsun. Hiçbir problemim olmadı kimseyle bu zamana kadar. Hatta hepimiz tek başımıza konuştuğumuz zamanda da hepsiyle iyi anlaşabildiğim insanlar. Beyza Nur dün bizim servise bindi, servisi değişti. Ondan sonra konuşuyorduk işte ne yapıyorsun, nasıl gidiyor falan. Ondan sonra ben ona dedim ki Dilara ile sence biz yakışıyor muyuz diye soru sordum. Yakışmıyorsunuz dedi. Hatta bunu kendi aralarında da konuşmuş. Tamamen muhabbet, sohbet dönsün diye. Yakışıyorsunuz mu, yakışmıyorsunuz mu? Yakışmıyorsunuz. Yakışmıyorsunuz. Yakışmıyorsunuz dedi. Anladım. Ondan sonra bazı soruları oldu bana karşı. Senin düşündüğün birisi var mı gibi. Ben de dedim ki Dilara dışında beğendiğim iki kişi daha var zaten dedim. Bunda bir şey yok. Burada zaten birilerini beğenelim de bir yola... Ya bunu niye ilk başta söylemedim peki? Hangi? Sana sorduğum zaman. Sana söylediğim zaman da etkileşimimizin en çok seninle olduğunu zaten sana söyledim. Etkileşim sen de yokmuş buradan, demek sen ki. De buradan birilerini beğenebilirsin yani ki. Yani ben sana yalan söylediğim bir şey yok. Yani buradaki Bat da birini beğenebilir. Murat da birini beğenebilir. Mert de birini beğenebilir. Ben de birilerini beğenebilirim. Sen de beğenebilirsin. Şu anda biz mı? Biz şu anda seninle bir ilişkiye de başlamadık. Ben şu anda kendimi... Ama tanışma yoluna girdik. Tanışma yolundayız zaten. Ben onu söylüyorum. O zaman niye o kadar yakın davranıyorsun? Kime yakın davranıyorum? Bana. Zaten yakınız seninle. Yakın olmamızın gereken bir sorun yok ki. Ben sana şu anda... Yazıklar olsun. Neyin yazıklar olsun? Pişmanım ki. Neyin yazıklar olsun? Şu anda ona anlıyorum. Hiçbir şey dinlemeden şu anda... Abi sakin ol ama. Sakin. Ona yapmayacağım. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Oyuncu seni. Benim oyun yaptığım bir şey yok Öykü Hanım. Ben sadece iki kişi daha beğeniyorum dedim. İki kişiyi beğenmekte de bir şey yok. Kendisi aynen, de beğenebilir. Aynen, beğendiklerini al. Zaten sana geleceklerdir. Peki. Senin ne oyuncu olduğunu bilecekler. Buradaki kimin vukuatlı, kimin vukuatsız olduğunu herkes de izledi. Herkes de gördü. Ben Beyza Nur'a, ben Dilara'yı işte yok gala öncesinde kesin olayım, net olayım diye bir şey söylemedim. Yani iki kişi de var. Birisi de esmer, birisi açık tenli birisi dedim. Söyle. Hala yani, geçerliyse söyle. Hala geçerli ama ben tanışma yolunda olduğumuz için bunun bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Söylemem de. Dilara ile çok iyi anlaştığımızı artık düşünüyorum. Artık tanıma yolunun olmadığını ben sana söyle, bu haberi vermek isterim. Yani artık değil de o kendisi ya zaten bu, böyle bir ama... şey varsa hani direkt Beyza Nur özellikle burada demin peki, yaşanılan... Öğrenmek ister misin? Dilara'cığım tanıma yolu devam ediyor mu? Bitirdim. Sen tamam Beyza, zaten herhangi bir dış etkenlerden bu kadar kolay etkilenen bir insanla ben hayır, zaten ama şimdi tanışma o yoluna... isimlerden ama... oradan çıktı ya konu. Madem aklında birileri vardı niye bana samimi davranıyorsun? Aklımda birileri geldi. Yoktu Öykü Hanım. İlk Beyza... başta biz geldiğimizde 3 dakikamız vardı ya. Evet sen söyledin ya. Evet kendin söyledin. Demin ben söyledim ve beğendim 2 tane insanı aynı zamanda Dilara'yı da beğendim dedim. Tamam, kim onlar? Sen sor sorularını ben sormayayım. Kim onlar? Aklımda birileri var. Demedim. Var, İki kişiyi var. Daha çok beğendim dedim. İki kişiyi de tamam, beğendim dedim tamam, Dilara ile bir birlikte. Şey diyeceğim. Tanışma yoluna girdiğin kadının dışında aklımda başka iki tane kadın var. Aklımda demedim. Beğendiğim tamam, insan var dedim senin dışında. Oluyor, anlamak ben... istemiyor musunuz ya? Anlamak istemiyor musunuz? Herkesin ben burada beğendiği insanlar olabilir. Yani. Anladın mı? Ben beğendiğim için... Konuştukça batıyorsun. Ben battığım bir şey yok. Beğenebilir insanı anladın mı? İlk ya girdiği zamanda da üç kişiyi beğenebilirsin. Diğerleri senin dikkatini çekmez. Ben sana burada dedim aklımda biri var mı dedim. Tatya var, Tati var mı dedim. Bana dedin ki yok. Aklımda biri var senden demiyorum ki iki kişiyi beğenmek ayrı. Aklımda birilerinin ama olması farklı. Ama beğeniyorsun benim konuşurken. Beyza Nur sana sorduğunda Dilara ile yakışmıyorsunuz. Yani biz arkadaşız, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Benim zaten beğendiğim iki kişi var. Biri de ben sarışın arkadaş, dedi. Ben biri esmer, biri sarışın. Biri esmer, biri sarışın dedi. İki kişi var zaten sarılırlar. O olan biri dün. Tanya, biri de ben dedi. Öykü Hanım, bu dün olmuş. Ben kendimi bir anlatabilir şey miyim? Arkadaşlar araya girmezse lütfen rica ama ediyorum. Ama işte ben de burada niye varım biliyor musun? Hani bu bir algı dönüyor ya. Evet. Onu bir raya oturtmak için. Ben de onu raya oturtmaya çalışıyorum onu ben ama... yapıyorum, sen kendin ifade et. Teşekkür ederim. Evet. Ben... İçeri girdiğim zaman da ilk görüşte 3 kişiyi beğeniyor olabilirim. 9 kızın 3'ünü beğenmek hiçbir problem yok bunda bence. Herkes tarafından da böyle düşünüldüğünü düşünüyorum.
Yani konu ben olduğu zaman da neden herkes tarafından bu kadar sıkıntı yaşattığını da anlamadım. Bat birini beğenebiliyor. Ondan sonra Onur Hasret'i de beğenebiliyor. Kimse için sıkıntı değil. Ya Dilara için sıkıntı şu an. Dilara dedi ki ben ilk girdiğimde zaten başka evden beğendiğin kafanda birisi var mı diye sordu bana Beyza Nur. Ben dedim ki Dilara zaten birlikteyiz. Aynı zamanda iki kişiyi daha beğendim dedim. İlk girdiğim zamanda. İlk girdiği zaman mı? Hayır. Kafamda birisi yok. Kendisi itiraf etti. Beyza'nın söylediği cümle öyle değil ama işte. Öykü Hanım. Biraz şöyle bana ilk dışarıdayken Berke ben ve şey... Ben de vardım. Ha. Sen de mi vardın? Ben de vardım. Dedi ki yakışıyor musunuz? Ben kızların orada evinde de söyledim dedim. Ben dedim pek yakıştıramadım ama dedim siz dedim iyi mutluysanız problem yok gibisinden bir şey söyledim. Sonrasında neyse serviste tekrar yakışmıyor muyuz? Niye yakışmıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki sen biraz modern duruyorsun. O biraz daha kırsal duruyor dedim. Benim... O ne demek ya? Ya aşkım yani yanlış anlama kırsal derken kötü bir anlamda demiyorum. Sen de o zaman. Sen bu arkadaşa inanmaya devam et. Dilara. Dilara. Sen bu arkadaşa inanmaya devam et. Yani çok eksik yani, yalan bir şey mi söyledin? Eksik ama yalan söyledim. Ben yalan ilk girişte aklımda eksik. İki kişi daha var sana demedim Beyza Hanım. Hayır ya bana dedin ki. Lütfen bunu açıklığa getir. Bir dakika. Lütfen bunu açıklığa getir. Bir dakika lütfen. Bana dedin ki Dilara ben dedim ki tanışma yolunda olmanızı açıklamanı bekliyor dedim. Sen de dedin ki beklesin dedin. Nasıl şu yani tavırla dedim. Mı söyledin? Gerçekten bu tavırda söyledin. Beklesin dedin. Nasıl yani dedim. Bana evde ilk Dilara yaklaştı. Başka kimse yakınlaşmadı. Şu an arkadaşız. İyi gidiyoruz falan dedin. Ben de dedim ki başka beğendiğin birisi var mı? Sen de dedin ki iki kişiyi beğeniyorum. Birisi sarışın, diğeri esmer. Dedim ki sarışın olarak bir tane var, bir ben varım. Sen bir şey söylemedin. Ben de uzatmadım daha mevzuyu. Orada da konuyu bitirdim. Hatta Berke ile konuşmaya devam ettiler onunla. Milyonlarca kişi ve akıllardaki tek soru. Kim onlar? Evet. Zaten Öykü girdiğinde Hanım, beğendiysen ben söyleyebilirim bence. Zaten. Beğendiğim insanları da söyleyebilirim. Ben girdiğim zaman da ilk başta sen benim dikkatimi çektin Dilara. Tanya dikkatimi çekti. Aynı zamanda Aynur'u beğendim. Yani beğenebilirim. Anladın mı? Bunda beğenemezsin bir... ben ne olduktan senden sonra. Senden önce söylüyorum. İlk girdiğimde hepinize baktım ya Öykü Hanım bize diyor hep istersen bakabilirsin herkese falan diye. Ben kendi ilk görüşümü söylemekte her zaman yani özgürüm. Bir şey söyleyebilirim. Hür irademle de söyleyebilirim. Herkese de söyleyebilirim. Bana kırmızı odada dedi ki. Orada hiçbir sorun yok. Sadece Dilara'dayız zaten. Konu o yüzden konuşuyor. Ya pek hatırlamıyorum ama bana şey dedi. Kimseyi beğenmiyorum. Yani ilk sen benim dikkatimi çektin. Hani ben o esnada soramazdım ki aklımda sadece beni mi beğendin diye. Daha demek ki doğru soruyu sormamışsın Dilara. Ne sormam gerekiyor? Sadece beni mi beğendin yoksa başkaları da var mıydı onu diye. Onu soramadım öyle. İşte çünkü yanımda olduğu için soramadım. Ya herhalde tercihini yapmış da yanımda evet, değil mi diyorsun? Evet yani yoktur ben belki. Ben tercihimi yaptım da yanındayım zaten Öykü Hanım. Ben diğerleriyle aynen, yani ben ilk başta var. Etkileşim olduğu için aynı zamanda biz Dilara ile birlikte eğlenceli ve keyifli bir yola girdik. Çok da eğleniyordum ama Beyza Nur'un dediklerine... Ruh eşim dedi ya. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Çok arkadaşlarımıza sorabiliriz. Çok eğleniyorum yanında. Ben keyifli gidiyor her şey. Yanında eğleniyorum. Çok keyifli gidiyor her şey. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz ama arkadaşız dedi. Arkadaşız lafını Öykü kullanmadım Öykü. Arkadaşız dedi. Peki arkadaşız dememiş. Yani, işte ama. Buradaki herkesin de o ne yaşadığı... Dilara'ya en çok şahit olan benle Mert diye düşünüyorum. Hı-hı. Onların ikili diyaloglarına en yakından şahit olan benim... Aralarında asla arkadaşlık olarak bir diyalog yok. Biz Mert'le tanışma yoluna girmemize rağmen onlar kadar samimiyet kurmadık. El ele tutuşarak merdivenlerden yürümeler, espri yapmalar, fısır fısır konuşmalar. İki arkadaştan öteler. Bunu bir kabul etsin ilk önce Oğuz. Arkadaş deyip küçültemez. Onun dışında Dilara'yla birbiri olan diyaloglarında Dilara gerçekten sadece Dilara'ymış gibi davranıyordu. Hiç öyle bir ben en çok şaşıranlardan biriyim. O yüzden arkadaş gibi değillerdi. Onu büyük söylemek istiyorum. En çok şahit olan bizdik çünkü. Ben arkadaşız lafını kullanmadım Öykü Hanım. Ne? Kusura bakmayın sizden laf almadım. Öyle direkt konuya girmek istedim. Ben kimseye biz Dilara'yla arkadaşız şu anda kelimesini kullanmadım. Şu anda Beyza Nur arkadaşımız kafasında bir şeyleri toparladı, kurdu. Yemin edebilir misin? Yemin edebilirim. Yemin ederim ki ben arkadaşız demedim. Yani bunu konuş, ispatı yok bunun yani. Peki. Beyza bir de olayları derinden anlatıyor. Burada yani. Dilara'nın kararı önemli. Biz nasıl girdik? Burada bak listeyi de yazdık yani sonuçta. Kimler zaten bu kadar dış özgenlerden anında etkilenebiliyorsa bu kadar alıp bir şeyler ya kalkıp etmiş zaten hiç gerek yok yani böyle bir şey. Ben itiraf etmedim bir şeyi. Ben en başından beri olduğu şeyleri söylüyorum anladın mı? Yalan da yok burada dümen de yok.
Hiçbir zaman da olmadı benim hayatımda. Sen az önce demedin mi tanışma yoluna girerken de başkalarını beğenebiliriz diye? Tanışma yoluna girerken başkalarını beğeniriz demedim. Ben girdiğim zamanda... Az önce orada otururken dedin hatta. Ya bana ters. Bizim şu an bir ilişkimiz yok. Bizim şu an arkadaşız, biz arkadaşça eğleniyoruz, geziyoruz dedim. Belki sen de galiba servisteymişsin. Şahit oldun bunlara. Öykü Hanım en başta servise binmeden önce böyle bir konuşma geçti. Yanlış olan bir şey varsa kurtarabileceğimiz bir yer var. Dahil olamıyorum çünkü servisin en arkasında oturuyordum. Orada ikisi konuşma yaptı. Ben kendi derdimdeydim diyorsun. Yani ben yanımdaki yetkili seslendi hani konuşmayın aranızda diye. Ondan sonra ben öne geçtim, şarkı çaldı hatta. Ben de oradaydım. Başka döndü. Nasıl? Olur. Ben gerçekten duymadım. Ben de sana demedim. Yok yok, belki gerçekten. Bilseydim söylerdim yani. Hatta Beyza Nur'la arkadaşımın konuştuğunu... Aktarmada bir eksik var mı? Çünkü Beyza Nur'da problem olabilir. Yani yaşanmış. Servisin içerisindeyken evet, Dilara'yla Dilara hakkında konuştuklarını duydum. Ama çok fazla detaylı duydum dersem yalan söylemiş olurum. Ama duydum, evet. Konuşuldu yani. Dilara, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Sanırım yani bu konunun konuşacaksın belki. Ben bitirmek istiyorum. Başlamadı ki daha. Evet, başlamadı ama tanışmak istemiyorum. Bu kadar ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çizeyim mi üstünü? Yakın atın Öykü Hanım. Çıkabilir miyim? Benim kalbim niye hızlanıyor karşında onu da? Acaba? Yutkunamamaya da başladım şu anda. Ya sen bana çiçek mi aldın? Şöyle vermek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Burada ben da bir nazar boncuğu var, gözlerine nazar değmesin diye. Bazı aşklar arkadaşlıktan doğar ya, ben çok inanırım bu arada buna. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun bu olaya ama... En büyük aşklar da kavgayla başlar derler bize. Peki arkadaşlar, daha konuşacaklarımız var tabii ki ama bugünün anlam ve ehemmiyetini biraz daha açıklamak isterim sizlere. Ben şu rozetleri bir kafadan bir alayım önce. Berke'den ve Rümeysa'dan. Aman, başım mı döndü? Getireyim mi Öykü Hanım? İyiyim, iyiyim. Ha. Alayım onları. Gidiyor diye çok üzüldüm de. Teşekkür ederiz. Seni yine seçtirirler belki Rümeysa. Hayırlısı. Evet, bu rozetlerimiz. Arkadaşlar, ilk eve girdiğiniz andan itibaren o bir test sürüşüydü diyelim. Bir takım kararlar verdiniz. Evler değiştirme konusunda yetkileriniz vardı. Liderlerin bundan sonra da yetkileri olacak elbette ama artık oylamaya yönelik, yarışmaya yönelik rekabetin başladığı andır bu an. Dolayısıyla bugün tekrar bir oylama yapacaksınız ve bu oylamada kızlar evinin en çok oy alan yarışmacısı, erkekler evinin en çok oy alan yarışmacısını belirleyeceksiniz. Dolayısıyla evlerinizi temsil edecek olan yarışmacıları belirleyeceksiniz ve aynı zamanda onlara haftanın ödülünü kazanma imkanını da sağlayacaksınız. Galada evi temsil eden, yani erkeklerin ve kadınların birincileri yarışacaklar. En çok oy alan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Aynı zamanda evini de koruma altına alacak. Dolayısıyla hem sizi koruyacak hem de ona ödülü kazandıracak bir aday belirleyeceksiniz. Kendiniz de isteyebilirsiniz. Tabii ki koalisyon yapmak için daha fırsatınız olmadı. Olmaması için de gayret ederiz. Biz bu şekilde tercih ederiz. Ama bütün bu sistemi siz belirleyeceksiniz. Burada hikayenizi de, kullandığınız dili de siz belirliyorsunuz. Ufak tefek dokunuşlar yapabiliriz arada. Ama her şeyle bu hayatı siz şekillendiriyorsunuz, bu hikayeyi siz yazıyorsunuz.
kalem artık sizin elinizde. Sizin yaptıklarınızın karşılığında size oylarla cevap verecek olan, size izin verecek olan ya da izin vermeyecek olan da tabii ki ekran başında bizleri izleyen kısmet uslar ve oylarını kullanacak olan sizi sevenler. Dolayısıyla yani artık bunların yeni sahibini arıyoruz bugün. Bilginiz olsun. Az sonra bir oylama yapacağız. Şimdi evle ilgili konuşmamıza da devam edelim. Şöyle ki, Tatyana yalnız kaldın bugün evde. Artık yalnız mı bıraktılar seni? Kimse beni bırakmadı. Ben uzak. Sen kendi evet, yalnız kalmak istedin. Neden? Ben dün yanlış yaptım. Ondan dolayı. Kendini mi cezalandırıyorsun? Evet. Niye? Çok üzülüyorum bu konuyu için. Kendine kızıyorsun. Peki pişman olduğun şey nedir? Keşke şunu yapmasaydım dediğin şey ne? Keşke yapmasaydım dedim, evet. Çünkü böyle olduğumu bilmiyordum. Yapmak istemedim. Ve asla yapmak istemem. Tatyana dün beni Beyza konusunda uyarmaya çalışmıştı. Teşekkür ediyorum oradan Tatyana. Ben de uyarıyorum sana. Kanka hiç gerek yok yani. Uyarılarını dikkate alsaymışım keşke. Bir şeyleri görmüş kızcağız. Gerçekten biz şakadan mı buralara geldik? Ciddi olamazsınız ya. Tatyana ile ilgili yaptığınız eleştirilerden biri de şu, yaptıklarını bilerek yapıyor. Ve masum görünmek için. Evet. Ben hala söyleyeyim. Ben de arkasındayım. Evet, Rümeysa. Ben böyle düşünüyorum. Başta ben de üzüldüm. Hani herkes zaten yardımcı olmaya çalıştık. Hani biz sessiz kalalım, konuşsun, kendini iyice ifade etsin falan diye. Ama sonradan burada hani ortalığı birbirine katıp hani şurada kahkaha attığını unutamıyorum. Yani. Siz de hatırlıyorsunuz. Hani bunun da zevk ben alıyor. Çünkü kaç gün bu konu hala uzuyor. 2-3 gündür. Artık olay yaratmak için yaptığını düşünüyorum. Başta ben de işte üzüldüm. Hani dışlanmış hissedebilir diye. Ama kesinlikle ben bilerek yaptığını düşünüyorum. Rol yapıyor yani. Mesela böyle masum duruyor gerçekten bizim yanımızda. Bir konu açıyor. Hani gerekli şeyi söylüyoruz. Sonra bunu farklı bir şekilde anlatıyor. Hani çok değişik ben anlayamadım yani. Evet ben çok farklı bir şey anlatıyorum. Şimdi evet. Sonra her şey ortaya çıkarıyor zaten. Tamam. Bir örnek verebilir miyim? Tabii. Yani şöyle bir iletişim var evde. Ben konuşurken beni dinlemediklerinde ya beni dinlesenize diyorum. Ama Tati konusunda dinlenmediğinde evden birileri, bu ben de oluyorum, Tati'yi dinlesenize oluyoruz. Hani artık öyle bir psikoloji, öyle bir iletişim olmuş durumda. Leyla da sıkıntılı bu konuda değil mi? Evet, rahatsızlık duyuyorum. Hani katak gibi bir şey oldum. Hani her an, her dakika Tati'ye bakıyorum göz teması kurmak için. Yanlış yani, anlaşılmamak da var. Evet, şimdi. Hani o günkü peki Tatyana nasıl değerlendiriyorsun? Siz böyle zannedin, bak doğrular çıkıyor dedin. Bana göre söylediklerinizi doğru değil. Peki Tatyana, söyleyeceğim bir şey var mı? Ben yani konuşma hakkını vermemiş gibi bir durumda olmasın. Genel olarak böyle bir durum var. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben Batu'yu sormak istiyorum. Efendim? Batu'yu sormak istiyorum. Yani diyorlar ki sanki ben siz konuşuyorsunuz, ben size girdim, seni oradan çağırdım diye sanki gibi gözüküyor. Ama sen buraya gelince ben sana söyledim ya konuşmamız lazım. Sen müsait olduğun zaman zaten geldin. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani Beyza Nur'un hakkında kötü bir şey söyledim mi sana? Tartışmaktan önce. Dikkat et dedin. Önce. Hayır ondan önce yok. Söyledin tabii. Dikkat ne et. Zaman? Tartışmadan önce söyledin. Dikkat et dedin. Evet. Söylemedim bunu. Tartışma da bundan çıkmadı mı? Sen tartışma bundan çıkmadı mı? Tartışmaktan sonra... Hayır, bir konuşalım demişsin. O da gelmiş yanına. Evet. O konuşmanın içerisinde dikkat et gibi bir yorum yapmışsın. Yani siz birbirinize uymuyorsunuz gibi bir yorum yaptığını sen kendini anlattın, söyledin zaten. Hatta ben oraya gittiğimde şey söyledim. İşte eski arkadaşım gibisinden bir seslenme tarzında bulundum. Batla dedi ki neden böyle söylüyorsun? Ben de dedim ki Tatyana sen anlatmak ister misin? Tatyana döndü dedi ki yok Bat döndü dedi ki hayır dedi daha öncesinde de sordum. Söylediğinde bir şeyler söyledi. Sordum ama anlatmak istemedi dedi. Ben de döndüm dedim ki hatta tabii anlatmak istemezsin yaptığın şeyi dedim.
böyle gelişti, hatırlıyorsun. Peki, değil tamam, mi Bat? Tamam. Hatta tüm ev dedi Beyza Nur'a karşı. Sana ne dedi? Beyza Nur'la ilgili ne dedi? Tüm ev dedi Beyza Nur'a karşı bir ön yargılı dedi, sevmiyorlar dedi. Sen de dikkat et mi dedi? Sen de dikkat et de getirdin. Başka olarak var mı söylediği bir şey? Hatırlamıyorum şu an, yok sende. İleride görürsün gibi bir şey söyledi. Evet evet, izleyince tamam, görürsün en son tarzı bir şey. Sen beğeniyor musun Batı? Arkadaş olarak da ne? Arkadaş olarak. Sen beğeniyor musun Tati'yi? Güzel bir insan. Yani dış görünüş olarak. Sadece yani hoşuma ama da gidiyor dedin. Yani iki Beyza Nur ve artı Tati'nin bu tartışmayı yaşıyor olması ve ortasında kalıyor olmak senin de hoşuna gidiyor yani. Ya insanlar ilgileri sever Öykü Hanım. Yani açıkçası direkt bana söyledin yani. Söyleyebilirsin. Ama okey söyledim. Ama hı, bugün geldiğimde nettim Beyza'ya karşı. Kendisi yıktı bugünü. Daha sabah yani söyledin çünkü. Yani bence düzelebilir diye düşünüyorum. Tamam, biraz patavatsız konuşmuş olabilirim. Çok haklısın, gerçekten haklısın. Öyle konuşuyorsun zaten. Evet, onu şimdi tanımadığı için, biz evde mesela Beyza'yı tanıdığımız için biz ona alıştık. Ama burada bunu yapması yanlış bu arada, evet, haklısın. Yanlış olduğunu yanlış, bir anda boş ama bulunup söylüyor. Yanlış yapıyorsun, kabul ediyorsun. Evet. Yani ben sürekli her yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ama ya gerçekten yanlış yaptığımda, karşımdakini kırdığımı düşündüğümde özür diliyorum. Ama her dakika herkese de dönüp ya bunu söyledim özür dilerim tarzında bir şey de yapmıyorum Dilara. Abartma durumu istersen. Normal bir şaka mı? Tamam, şakamın normal olmadığının farkındayım ben de zaten. Seni kırdığını fark ettiğimde zaten yanlış hata yaptığımın farkına vardım. Senden özür de diledim. Ama bu kadar büyütülüp de bir tanışma yolu bitirilecek ya da bu kadar ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çizeyim mi üstünü? Lütfen Öykü Hanım. Çizeyim mi? Yakın atın Öykü Hanım. Bat ve aynen. Beyza çizeyim mi? Bence çizmemeli Bat. Yakın atın dedi Öykü Hanım. Yakıp atın dedi. Yakıp atayım. Yani orada onu tekrardan okumayalım. Tamam o zaman, yakıp atalım. Tamam. Bitti. Tamam. Söndün canım. İyi, anlamadım. Biz burada konuşurken hani tanıma yolundakilerin listesini yazdım da. Evet. Yani, çizeyim mi üstünü dedim Bata. Yakın atın dedi. Biz burada konuşurken Beyza seninle göz kontağı kurmaya çalışıyordu şurada. Yani çok da aman denecek bir durumda olmayabilir. Ben de seni böyle uyarayım o zaman. Evet, doğru. Yani oradan o seni uyarıyorsa ben de Beyza'yı görüyorum konuşurken. Yani şu şekilde seninle göz kontağı kurmaya çalışıyor. Hemen silip atılacak, yakıp atılacak bir şey mi? Buna yine sen karar ver. Öykü Hanım, bir erkek olarak bu hafife alınacak bir şey değil bence. Peki, görüşlerinizi bildirin. Bat da bir karar verecek kendince. Peki, niye çıkıyorsun? Ne oldu? Ben bir şey söylemeden gülüyorlar, anlamadım. Çıkabilir miyim? Sana sormuyor kızım. Sana demedim Dilara. Niye kırıldın şimdi? Kırılmadım. Hayır, çıkabilir miyim? Nefes alamıyorum da Öykü Hanım. Çabuk çık gel. Daha dur. Bismillah. Kendini dışarı alamaz Öykü Hanım. Ama yok, hakikaten göz göze gelmeye çalışıyorsun. Olsan da söylediği doğru. Yani ona da bir şey diyemem. Sadece ben senin kafanın karışık olduğunu biliyorum. Tanıma yolunun çok ciddi bir mesele olduğunun farkına varmanız gerektiğini düşünüyorum. Tamam, devam edersiniz ama aklında Tati'nin olduğunu da biliyorum. Yok, kesinlikle yok Öykü Hanım. Şu anda yok mu? Peki. Hasret. Efendim? Şimdi bak, Bat'ta da var mesela o, Onur'da da var. Biraz gerginsiniz arkadaşlar. Size bir şey söylendiği zaman hırr diye böyle bir hemen tersten giriyorsunuz bir takım konulara. Değil mi Onur? Bir öz eleştiri yapmak ister misin? Merhaba Öykü Hanım. Merhaba. Aa, bak nasıl güler yüzlü halbuki. Ben... halbuki. Normal şartlarda ben... Bak şimdi de yüksek çıkıyor ses. Çünkü benim ses tonum bu şekilde. Ve bende astım olduğu için... Konuşun... Aa, bak bir ortak noktanız daha aynen, var. Aynen, Hasret de astım. Neyse. Evet. Ben konuşurken her zaman yüksek sesle konuşuyorum çünkü anlaşılmamak şey, bende şöyle bir şey var, anlaşılmamak istemiyorum. Aynı şekilde karşıdaki insandan da öyle bir şey bekliyorum. Bu yüzden hep her zaman yüksek sesle konuşmaya dikkat eden bir adam. Hani he'den, hu'dan ya da efendimden hoşlanmıyorum. O yüzden yanlış anlaşılıyorum diye düşünüyorum. Biraz da peşin hükümlüsün. Efendim? Peşin hükümlüsün. Yani bir karar veriyorsun, bir fikrin oluyor ve o fikre yapışıp
geri adım atmak. Yani sana yeni bilgi gelse bile hani konu ya öyle de olabilir ya hakikaten falan bir inmiyorsun gibi. Bu arkadaşların olay iletişimde de var. Hasretle yaşadığında da bir sıkıntı yaşadınız. Ne oldu? Kim anlatmak ister? Kırmızı Oda'da diyordun ki... Ya şey... Ölürüm yoluna. Ne evet, olursa ben, olsun. Ben falanlar. Öyle bir, şey, yani öyle bir abartı vardı tabii ki. Evet. Mübalağayı da seviyorsun. Ölürüm dedim mi yoluna? Yani ölürüm demedin de hani... Ay ben gerçekten... Sen de o enerji olmasa da ben... Ben savaşmaya hazırım. Ben mücadele ama ederim. Ama şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Çok affedersiniz. Birazcık böyle ama Beyza Nur gibi şey yapmayın. Böyle. Ben öyle şey yapmıyorum böyle. Detaylandırmayacağım. Sadece bir örnek vereceğim. Tamam. Şimdi savaşlar ne için yapılır? Bir amaç için yapılır değil mi Öykü Hanım? Mesela iki ülke bir savaşa girdi. Niçin savaşa girdi? Paylaşamadıkları bir şey olduğu için veya onun toprağına göz diktiği için. Ben Hasret'in toprağına açıkçası göz diktim. Toprağa artık gözlerim olur, aklım olur, zekasım olur, fiziğim olur, yeri olur. İyi misin? Ama o toprağı alamayacaksam da ben boşuna o toprak için savaşmam yani. Toprak için savaşıyorsun tünel, değil mi? Ya Hasret için. Burada toprak Hasret oluyor. Bunun havası var, tünel. Dinle. Hava var, su var, tohum var, rüzgar var, yaz var, kış var, hasat var, ekmek var. Hani ama evet, değil mi? Evet. Bir emek var orada. Evet. Sen dün toprak bana geldi, tapuyu vermediler, ne yapayım ben de istemiyorum o zaman diye dönüp gidersen ama işte öyle olacak? Değil. Bak savaştan girdim Öykü Hanım. Tam savaş, bir de tünelden bahsettim ben. Ona da tünele gir, evet. Bahsettim. Hadi gir. Yani çekmiyor. Çıkışı olmayan bir tünele... Çekmiyor. Efendim? Tünel çekmiyor. Tünele girdi, çekmedi. Yani evet. Çıkışı olmayan bir tünele kim girmek ister ki? Işığı yok o tünelin, anladın mı? Siz de çok garanticisiniz ama yani... Ama garanti değil Öykü Hanım. Alkışlar mısınız kızlar? Bir alkışlayalım, Gerçekten teşekkür ederiz ya. Edebiyat bunun üzerine kurulu. Karşılıksız aşklar, onun için verilen mücadeleler, karşılıklı işte Romeo Juliet'ler falanlar, olmayanı oldurmak için uğraşmaklar. Yani siz bir üzerime toz da konmasın, gururum şu kadarcıkta bir bükülmesin ama ben göz koydum, o da benim olsun, başka da kimseye bakmasın. Yok böyle bir dünya. Haklısınız işte erkek kafası diyorum ya. İşte her zaman bu kafalar... erkek kafası şöyle, kadınların kafası biraz daha detaylı çalışıyor. Hiç öyle değil. Ha? Hiç öyle bir durum değil ki bu. Bu adaletle ilgili bir şey. Gerçekten hak yani. Senin hakkın neyse onun da hakkı o. Tabii ki de canım. Yani. Dolayısıyla hemen vazgeçiyorsan zaten orada bir niyet yokmuş. Bence de. Gibi değerlendirilmesi de çok öyle doğal. Zaten. Ben böyle bir şey demiyorum. Hasret de böyle değerlendirdi galiba. Evet kesinlikle öyle değerlendirdi. Dün... Öyleydi, bugün böyle olabilir. Yani ben ilk baştan beri söyledim, hala arkasındayım. Neydi? Söyle. Ya ben mesela Kırmızı Oda'da da söyledim, çağırdığında. Anlatsana, izlemedi, bilmiyor Onur söyledikleri. Kızları oturttun önüne de burada anlattın da anlattın. Ne anlattın, söylesene. Burada mı ne anlattın? Çok sinirliydin, evet. Evet, ben çok sinirdim çünkü üzüldüm. Üzüldüğüm için sinirlendim. Bir de kendimi bazen yani ifade... Tabii ki ediyorum dediğim gibi ama bazı cümleler yanlış anlaşılabiliyor. Ben işte gittim eve, hatta kalktım işte çıktık biz dışarıda terasta konuşmaya. Oturduğumuzda zaten o dün de görüntüde dediği gibi işte Hasret buraya arkadaşlık kurmaya gelmiş diye. Hani varsayalım öyleyse bunu zaten ilgilendirmiyor. Ondan önce o kendisinden çok büyük tonlar veriyordu. Ben yaparım ederim savaşırım gibisinden. Gördük zaten fos açıkçası. Otururken de ben dün kızların... Yani yola yürüyeceği arkadaşlarla tanıştım. Benim açımdan iyi anlaştığımızı düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Şimdi ben yurt dışında Avrupa'da yaşadığım için biraz benim samimiyetim farklı türlü algılanabiliyor. Hani bazıları biraz daha soğuktur ama ben o kültürde yetiştiğim için biraz daha samimiyim. Hani bunu da art niyetli yapmıyorum. Yani istem dışı oluyor. Şimdi ben dün çocuklarla tanıştım. Bu sefer biz terasta... Onur'la dışarıda oturup konuşmaya başladığımızda Onur direkt zaten bir ön yargıyla işte sen ne istiyorsun? Yok tünelden girdi, yok oradan girdi. Ben de dedim ki bana ne konuşuyorsun sen burada? Tünel münel yani. Diyor ki tünelde diyor ışık görmezsen. Tünelde ışık görmezsen devam eder misin? Ya dedim canım aramızda bir fark var. Ben inatçıyım. Ben ışığı da görmesem devam ederim. Hani senden ben bir değiliz. Dedim hani savaşacağını söyledi. Ne oldu çok dedim. Hızlı bir şekilde pes etti. Sonra beyefendi anlayınca bu işin olmayacağını... Yani daha benim cümlemi bitirmeden ya da öyle düşünerek olmayacağını anlayınca
bayağı çirkefleşmeye başladı. Ondan sonra dedim ki hani hayırdır ne oluyor? İşte sen dedi dün dedi çocuklara dedi işte geldin. Murat'la benim dün bir olayım olmuştu. Çok yanlış bir anlaşılmaydı ki biz aramızda hallettik. Bu konuda onların evinde konuşulmuş. Diğer işte Mert'le Oğuz'la konuştuğum bir muhabbet vardı. Hı hı. Ondan sonra onu söyledi işte bu oy mu işte favoriniz benim. Onu söyleyeceğim. Bu oy isteme meselesi nedir? Hasret yani ya, oy için mi aslında evet. Seninle görüşüyormuş gibi oldu da sen tamam git oylarını hayır, topla gibi hayır, bir şey hayır. Dedin. Hasret öyle bir şeye kalkışsaydı bu arada hani hiç böyle ben zorlanıyorum falan. Bir şey mi duydun? Demezdi. Bana hayır bilmiyorum. Canım canlı canlı gördük yani gidip insanlara beni popüler seçin deyip bu ne yani anladın mı? Bu ne yani? Ne demiş anlamadım. Ben beni ya seçin gidip, demişim. Ya Yeliz sen görmedin mi? Hani kime, gidiyordu. Kime yaptı? Herkese gelin beni popüler seçin, beni popüler seçin diye. Kimlere yaptı? Popüler abi herkes yaptı. Kime yaptı? Var. Ya bana yaptı ama bana esprili bir şekilde yaptı. Evet yani. Evet biz bahçedeydik. Mert'le şakayla karışık söyledi. Bu ya, ciddi miydi şakayla yani? Karışıktı. Evet. Siz şaka olarak aldınız. Biz şaka olarak alıyorduk. Onur çünkü yapmış. Bak ben de çünkü herkesin özgür hür iradesi var yani. Yani evet ben de. Tamam bir dakika. Bir dakika. Yani yok yok. İsteyebilir. Madem bir saniye bir saniye. İsteyebilir arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Sizde mi bir şeylik var? Bir öyle bir değişiklik var sizde de var ya. Ne gibi? Arkadaşlar. Anlatsana biz de bilelim. Beyza Nur'un ki arkadaşlar şaka yapıyor ve bu ciddi algılanıyor. Hasret şaka yapınca neden şaka anlaşılıyor? Ama şaka bilmiyor yani. Birisi bir şakaydı. Bu farklı bir şey. Ya fark var. Biri de ya abi ya tek sen... başına savundu ya bütün kızlar orada hani kime tavırlıydı bu arada? Kızlar bayağı hepimize tavırlıydı. Herkesi tavırlıydı. Bizi savunan sadece tek kişi Hasret vardı. Ya buradan mı amacının niyetini anlayabiliyorsunuz? Bu sadece benim gözümden kaçmaz olamaz. Kaçmış olamaz. Sen nasıl art niyetli bir insansın? Aynen ya? Art niyetliyim ben. Ya seni çarpmak değilsin anladın fikri mı? Fikri neyse zikrede o olurmuş canım benim anladın benim mı? Benim zikrim bu. Seni ilgilendirmez. Kusura bakma benim... Onurcuğum benim böyle bir şeye ihtiyacım yok yani açıkçası. Ya belli olmadı ben ya. Ben sadece çocuklarla belli ki. Aynen o kadar için... çok belli erkekler ki. Evine mi oynuyor yani? Oynuyor tabii. Sadece şunu söylemek istiyorum. Onur'u hissiyatım olarak neden kabul etmediğimin şu an gururunu yaşıyorum açıkçası. Çünkü böyle bir çirkef insanla ben asla olamam. Ayrıca yani Onur'un da tek eylemi hayatında ya da şu an bu evde tek eylemi kendi hayatına birisi olmadığı için herkesin işine burnunu sokması. Yani en azından ben bunu ortalığı karıştırarak yapmıyorum. Ben gerçekten sevdiğim için arkadaşlarım onlara köprü de olurum. Gider işlerini de hallederim. Yani benim öyle bir sorunum yok. Bunu da reyting için de yapmıyorum. Başka bir şey için de yapmıyorum. Peki böyle belki, bir şey de belki Onur da yok. Bunun için gelmiştir. Niye? Gideyim birilerinin meselelerine yok, burnumu sokayım diye gelmiştir. Hoş gelmiş o zaman. Hoş geldi o zaman. Bu da bir tercihtir. Hepinizin başka nedeni olabilir burada olmak için. Peki dansa kalktınız Oğuzhan'da. Evet. Nasıldı? Bir şey söyleyebilir miyim? Bir bakış gördük hep beraber. Evet, evet, lütfen evet. Siz de söyleyin. Evet, evet, evet. Bak Hasret bir bakıyordu Öykü Hanım. O esnada bir şey bir söylediği için ooo dedik baktım. Hatta gözlerinin içi güldü ya. İnkar Öykü Hanım şu anki tavırlarından bile beğendiğini anlayabilirim. Evet, beğendiğini söyledi zaten Öykü Hanım. Ne? Etkilendiğini söyledi. Söyledi mi? Haydi. Gerçekten mi? Jaman'a mı oynuyorsunuz? Arkadaşlarken söyledi. Hayır ya. Evet. Saçmalama. Ben... Öyle bir konuda tabii ki hani Oğuzhan yani böyle bir konu geçmiş olabilir arkada. Ya hoş dedi yani gözüme hoş. Hoş. Ben de hoş geldi başladı dedim. Geldi başladı dedim ama bugünkü dans güzel onunla şey alakalı değil. Zaten yani. Değil mi? Çok normal doğal. Şey. Oğuzhan? Yani Öykü Hanım dansa davet edildim. Buna icabet etmemek ayıp olurdu. Hasret... gerçekten çok karakterli bir kadın. Kendisi buradaki birçok kadından daha çok aslında bir şeyleri hak ediyor diyeyim ben daha doğrusu size. Yani icabet ettim bu kadar. Başka bir şey şu anda... Benim daha çözülmemiş bir meselem var diyorsun. Ya aslında çözüldü gibi. Öyle mi? Gibi gibi. Ya gibi gibi değil çözüldü evet. En azından benim için öyle. Peki o zaman senin için de mi öyle? Evet. Güzel. Tercihini mi yaptın? Evet. Durumu. Öykü Hanım. Tercih olarak demeyeyim ama bugün sohbet ettiğimde Ozan'la yani
daha çok konuşacak şey vardı diyebilirim yani. Hmm. Bir de zaten bunu sürekli dillendiriyordum. Oğuzhan'ın o hani davranışı, o gün orada işte asla adım geçirmeyin falan deyip daha sonra işte böyle yönelmesini bir açıklama bulamıyorum kafamda. O kadar takıldın mı? Takıldım gerçekten. Gerçekten. Çok takılacak bir şey değildi ya bence. Çünkü büyük bir tepki verdi bence yani. Yok ya, bence de o kadar takılabilir. Bence gerçekten. Takıldım ben takılıyorum. Ben o kadar büyük bir şey değildi o. Öykü Hanım, demek ki böyle detaylara önem veriyorsun. Öykü Hanım, ben konuşabilir miyim? Evet. Ya ben normalde gerçekten hani artık hani salmıştım artık, bırakmıştım tamamen. Sonra değer verdim, buradaki değer verdiğim arkadaşlar bu konuda yani o sana bir adım attı, sen de ona bir adım at. Seni tamam hani Ozan'ı seçti ama seni de Kırmızı Oda'ya davet etti dedi. Ya ben de dün gece düşündüm. Sessiz kaldığımı söylüyor. Belki hani beni biraz daha tanımak istiyor şeklinde zaten ikili parti oldu. Partide de gittim, yanında konuştum. Hani daha çok kendimi tanıtmak açısından. Yani bu şekilde. Tanıdık birbirimizi. Kendisi seçimini yaptı demek ki. Onunla bir tanışma yoluna girmek istiyor. Dün gayet iyi sohbet ediyordunuz. Evet, sohbet ediyoruz zaten Öykü Hanım. Herkesle sohbet edebilirim tanımak için. Yani sadece Ozan'la sanki tam oturmadı yani Ozan'la, öyle söyleyeyim. O bir soru işareti olarak kaldı. Yani Ozan'la daha iyi sohbet edebildik sanki. Kızlara falan da sordum. Herkes hani onlar da böyle biraz sanki etkiliyor. Birbirimizi etkiliyoruz yani. Onlar Ozan mı dediler? Evet, herkes öyle söyledi. Hani Ozan'ı samimi bulmayanlar da var açıkçası bu davranışından dolayı. Yani samimi bulmuyoruz, bile bile hani yapıyor da olabilir. Yani ondan dolayı etkilendim yani şey olarak. Kötü anlamda yani. Yani tanımak amaçlı zaten. Hani sohbet etmek amaçlı istedim. Amaçlı ama adım adım ilerleniyor ya hani. Bir yerden evet. Sonra artık dönemeyeceğim bir yere kadar adım atmış olacaksın. Aynen. Sohbet ettik. Ben de şu şimdi anda böyle aşamada düşünüyorum. Evet. Geride bıraktığın isim Ozan. Öyle diyelim. Böyle ifade edelim o zaman. Evet. Ozan, sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani ben bugün birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Bir türlü denk getirip konuşamadık. Onu tanıyamadım. Çok keyifliyim. Çok heyecan aldım muhabbetinden, sohbetinden. Zaten saklayamıyorum yani, yüz yüze geldikçe, gözlerine baktıkça gerçekten heyecanım, bilmiyorum, insanlara geçiyorum ama... Gözüne yüzüne ölürüm. Kullandın mı bunu, ölürüm derken? Öyle suratının güzelliği önemli falan demiştin. Ha, öyle bir durum suratın var. Güzel demişti. Gözlerin ayrı, suratını da ayrı. Surat ayrı, göz ayrı, evet. Dişler baktıkça de dahil oldu buraya. Geliyor. Doğru mu? Efendim? Teşekkür baktıkça ediyorum. Bakasın mı geliyor? Evet. Aynur. Sen de Görkem'le dans ettin. Evet. Herkes sizi çok yakıştırıyor. Evet. Çok komiksiniz. Çok şekersiniz. Ama arkadaşça dans ettik. Tamam, bir şey. Biz barıştık zaten. Evet, o benden özür diledi. Ben de ondan özür diledim. Çünkü o benim arkamdan egoist demiş. Hı hı. Ben de bir şeyler dedim. Sen neler dedin? Yani aslında ben düşüncelerimi söyledim de yani. Hani olmaz anlamında. Onlar için özür diledik birbirimizden, barıştık. Şu an iyiyiz yani, arkadaş olarak iyiyiz. Peki Görkem, hiç aşık olmamışsın sen, doğru mu? Evet, hiç aşık olmamışım. Evet, bu ayrıntıyı benimle paylaştı. Ama 22 yaşında. Bana da sakın olma. Ben de olmadım, sana da olmam. Çok o kadar net konuşuyorlar. Karşılıklı birbirlerini tokatlıyor. Görkem alttan alıyor. Çok Aysun, hiç. Aysun, Aysun. Sen artık Aysun'sun. Adını koydu. Şakasında bazen Aysun Aysun diyoruz da. Vallahi Aysun. Öykü Hanım. Daha güzel oldu. Sen niye Aysun dedin? Bak, hepimiz Aysun adın, gördün mü? Bence Aysun daha oturdu Aysun ona. Değil Aysun adın bize. Bunadık. Senin eski kız arkadaşın adı mıydı? Ara ara. Ne? Öykü Hanım, nokta atışı yapıyorsun sanırım. Ne? Nokta atışı. Haydi. Bu da ağır bir şeymiş. Anlamadım. Eski kız arkadaşın.
değildir mi? Boşuna söylemez ama Ülke Hanım. Söylüyorsa. Benim hiç iftira atabilecek gibi bir halim var mı sizce? Hayır canım. Ama doğrusunu bildiği, öyle cevabını mi? Bildiği sorular soruyor Ülke Hanım. Doğru, o da doğru. Öyle mi? Evet. Ondan mı çıktı acaba? Ama yok, o tesadüf ya. İsmi çok güzel. Ne saklamalar bu. Bak, yerine bile koyabilmiş bir an. Düşün. Allah korusun. Yani hiç hoşlanmam öyle şeylerden. Ne kadar doğru düşündüğümü daha iyi anladım. Ama bilerek yaptığım şey. Ama bilerek ayrılmış. Yapmaması taze normal. Ayrılmış. Çok yeni bitti değil mi? Evet. Ha, ayrılık buraya mı gelmiş? Sor. Bir soru geldi. Gelmiyorum. Aynı'da. Cevaplamak istemiyorum. Şu cümlen gerçekten çok ikonik bir cümle. Senin hayattan... Hayata bakışınla ilgili gerçekten çok takdir ettim kendine olan sevgini. Kendini bu kadar beğenmen mükemmel bir şey. Çok güzelim diyor arada tabii ki. O konuşuyor. O arada ben çok güzelim çakıyor. O değil mesele. Diyor ki, kadınım, çok güzel bir kadınım. Kibarlık bekliyorum hayattan. Hayattan beklentisi bir kibarlık. Yani hayat ona kötü davranıyor çünkü görkemle oturuyor. Hayattan kibarlık bekliyorum ama görkemli oturuyor. Bir de 5 dakika önce su verdim hanımefendiye yani. Yanlış anlamayın. Böyle de bir egoist deyince de yani. Bir suyla kibarlık olmuyor yani. Yani senin, zaten seni görmüyor, hiç silmiş orada. Tabii canım. Hayata öfkeli yani. Beni bu duruma getirip görkemle yan yana oturttun hayat diyor. Öykü Hanım, benim bu arada ilk başta beğendiğim 3 tane hanımefendi vardı. Kimler? Şey olarak kendime tip olarak yakıştırdım. Bir arkadaşımız çifti olduğu için ona yönelmekten vazgeçtim. Sonraki kişi Aynur Hanım'dı. Dedim onunla birazcık kimdi? Konuşayım. Efendim? Kimdi? Beğendi. Yani şu an söylesem ayıp olur gibi. Yok, o şeye. Yok, hiç kimse bir ciddi bir durumu yok. Tam söyleme zamanı yani. İlk başta aklımdaki isim Buse'ydi. Tamam. Sonra? Sonra... Aynur Hanım vardı işte Aynur'la. Aynur Hanım ona bak. Buse Aynur Hanım. Evet. Kadın söylettiriyor kardeşim. Yani şey yaptığımda Tatyana vardı aklımda tip olarak. Tati. Böyleydi. Ondan sonra Berke ile Buse ilişkisi birazcık hızlı gitti. Konuşmaları, tanışmaları. O yüzden aklımdan sildim. Hiç yani işte tanımamak için de. Ondan sonra birazcık Aynur'u tanımak istedim. Öyle kısacası. Ve bir anda aşık oldun ve hala da uğraşıyorsun. Yok, benim şu an ona da kendisine dilettim. Sadece arkadaş olarak tamam, gördüğümü, peki. Konuştuğumu söyledim. Peki arkadaşlar, gelelim mi artık bugünün heyecanlı kısmına? Anlam ve önemine, evet. Şimdi... Galaya giden yolda, yani yarın kimin eleneceğini, kimin evde kalacağını, kimin ödülü kazanacağını... Bu ve benzeri soruların cevaplarını bize iletecek olan o ilk anahtarı belirleyeceğiz. Bunlar evlerin favori isimleri olacak. Kadınlarda bir isim, erkeklerde bir isim seçilecek. Şimdi hazırsanız. Kısmetse olur aşkın gücünde yeni sezonda ilk pregalada oylama başlıyor arkadaşlar. Haftanın favori yarışmacılarını seçeceksiniz evler olarak. Oylamaya kızlarla başlıyoruz. Tatyana. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. Berke. Kendinden başka bir erkek ve bir kadın yazabilirsin. Kadın yarışmacı olarak Buse'yi yazacaktım. Ama arkadaşım için yazacağım. Bu da kalp kırıklığım için.
başka iki erkek yazabilirsin diyor. Bunun neden olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Karakterinin duruşunu sevdim. Murat. Kendinden başka bir kadın ve bir erkek yazabilirsin. %50 oran. Bugün %100 olduğunu öğrendim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bu şekilde devam edin. Bu %100 oranı sakın düşürme. Böyle devam et. Çizgini bozma. Rümeysa. Kendinden başka bir erkek ve bir kadın yarışmacıya oy ver. Erkek adaylardan oyumu Ozan'a vermek istiyorum. Onu daha yakından tanımak istediğim için. Kız adaylardan da Aynur'a vermek istiyorum. Yakın arkadaşım olduğu için. Bak. Çok saygılı ve dürüst bir insan olduğu için ilk oyun Mert'e. Bu evin yıldızı sensin Murat. Hasret. Başka iki erkek yazacakmışım. Biri Mert, sempatik olduğu için, bir de İliz için savaştı diye seçtim. Diğeri de Görkem. Mert. Kendinden başka iki erkek yazabilirsin. Kısa zamanda güzel bir dostluk kurduk. Dostluğumuz daim olur umarım. Ve yine Ozan'la da güzel bir dostluğumuz var ve daim olur dostluğumuz. Aynur. Çünkü benim hemşire diye veriyorum. Murat'la Leyla'yı da birbirine yakıştırdığım için oy veriyorum. Ozan. Oyumu bir tanesini Ozan'a veriyorum. Çünkü ilişkileri çabuk oldu ama güzel ilerliyor. İnşallah bozulmaz. Diğeri Oğuz. Dilara ile çok iyi anlaşıyorlar. Bugün bir tartışma yaşadılar ama barışacaklarını umuyorum.
Dilara. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Yeliz ve Hasret, ikisi de çok seviyorum. Bu yüzden yazdım. Görkem. Kendinden başka bir kadın ve bir erkek yazabilirsin. Bana göre evde en iyi şu an ilişkisi olan, erkek arkadaşım olan Mert'i yazıyorum. Aklımdaki değil, evde yalnız kalan kişi yazıyorum. Buse. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Yeliz, evdeki en iyi anlaştığım arkadaşlarımdan birisi. Hasret de aynı şekilde. Oğuz. Kendinden başka bir kadın ve bir erkek. Kardeşim, seviyorum seni. İyi ki varsın. Bugün buraya gelirken bunu düşünmüyordum ama son yaşanan olaylar hepsi bunu gerektirdi. Leyla. Kendinden başka iki kadın yazabilirsin. Çünkü birazcık daha burada olmasında fayda var. Tam olarak kendini ifade edemediğini düşünüyorum. İnşallah biz kazanırız. Onur. Dostum seni çok beğeniyorum. Özellikle mizacını, Amerikan romanı falan. O yüzden sempatik geldiğin için seni yazdım dostum. En azından içinde böyle bir kötülük yok. Beyazanların tamamen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Baştan sona kızların, evdeki kızların tamamen bir algı algoritmaları var. Değişik tavırları var. O yüzden Beyza'nın üzerine, Beyza ve Tatiana'nın üzerine oynadıklarını düşünüyorum. Bu kadar. Beyza. Kendinden başka bir kadın ve bir erkek. Kadın oyumu Yeliz'e vermek istiyorum. Çünkü tek gerçek, real ilişkinin Mert'le onun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kendisini de seviyorum. Erkek oyumu da Batı'a vermek istiyorum. Normalde başka bir arkadaşımı vermeyi planlıyordum erkek olursa ama kalbini kırdığım için, ayrıca gönlünü almak için küçük notumla beraber Batı'a vermek istiyorum. Oza. Thank you.
sen, tek sen. Güzel kardeşlerimden bir tanesi bu evde. Sevgili yarışmacılar, her zaman olduğu gibi tabii ki siz ilk kez yaşıyorsunuz ama bundan sonra böyle sizler oylarınızı kullandığınız galada sonuçlar açıklanmak üzere hep birlikte oy sandıklarımızın mühürlenmesine şahit olalım hep birlikte. Sevgili yarışmacılar, oylarınızı kullandınız. Şimdi kızlar evinden ve erkekler evinden üçer isim açıklayacağım. Bunlar oy çokluğuna göre değildir. Sadece aday olabilecek, yani haftanın favori yarışması olabilecek üç isim açıklayacağım. Bu üç isimden biri az sonra burada bu rozetin sahibi olacak. Anlaştık? Kızlar evinde açıklayacağım ilk isim Tatiana. İkinci aday kızlar evinden kim oldu acaba? Kısmetse olur da yeni sezonda ilk pregalada haftanın favorisini oylarıyla belirleyen kızlar evi sakinleri acaba ikinci aday olarak kimi çıkardılar? Hasret. Tebrikler Hasret. Son bir isim daha açıklayacağım. Ve sonra bu üç aday arasından kimin bu rozetin sahibi olduğunu, haftanın favori yarışmacısı olduğunu ve önümüzdeki hafta için haftanın lideri olarak görev alacağını açıklıyorum. Üçüncü adayımız Yeliz. Peki kızlarda favori adaylarımız Tatiana, Hasret ve Yeliz. Peki bu üç isimden acaba kim favori yarışmacı olup bu rozetin sahibi olacak? İlk olarak kiminle vedalaşıyoruz bakalım? Bu üç adaydan ilk olarak vedalaşacağımız isim Hasret. Kaldı iki adayımız. Tatiana mı, Yeliz mi? Haftanın favorisi kızlarda kim olacak? Tatiana mı, Yeliz mi? İlk haftada kızlar evinin favori yarışmacısı Yeliz. Tebrikler Yeliz. Gel rozetini al. Ay çok heyecanlı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok kolay sağ olun. Değil. Bakalım şans getirecek mi? Bakalım. Getireceğini umuyorum. Yani evimi koruyabileceğime inanıyorum. Çok da teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yerine geçebilirsin. Teşekkür Tebrikler. Ederim. Çok sağ olun. Gelelim beylere. Hadi bakalım. Yine sırasız olarak üç isim açıklayacağım. Üç aday arasından bakalım kim bu rozetin sahibi olacak hep birlikte göreceğiz. Açıklayacağım ilk isim Ozan. İkinci isim Mert. Aday erkekler evinden Berke. Ozan, Mert, Berke. Üç adayımız var. Bu üç adaydan adım adım ilerleyerek, vedalaşarak erkekler evinin ilk haftada favorisini belirleyeceğiz. İlk vedalaşacağımız isim Ozan'la vedalaşıyoruz. Evet.
Mert mi, Berke mi? Favori yarışmacı kim? Bu hafta, ilk hafta, kısmetse olur evinde, erkekler evinin favori yarışmacısı Mert. Power couple yani, öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Heyecanlandım. Evet, heyecanlandım. Gel, gel, gel. Evet. Bir şey yap. Git elini, bir şey yap. Evet, ay çok güzel. Git elini yap, bir şey yap. Hayalim. Ya, teşekkür ederim. Bravo. Var mı söylemek istediğin bir şey beylere? Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni gerçekten mutlu ettiniz. Ve sizleri asla yanıltmak istemiyorum hakkımda. Teşekkürler. Peki. Herkese. Tebrik ediyoruz. Vay be, bir çift açılış yapıyoruz ha favori yarışmacılar. Eviniz için rekabet mi edeceksiniz Mert ve Yeliz? Evet. Ev değiştirecekler, göremeyecekler birbirlerini. İki kişi götürürken. Hayır. Oo. Şey olmuyor mu? Onlar iki kişiyi seçiyor, bir yere mi götürüyor? O başka. Kız o başka, bu başka. Sen ona mı dertlendin? O mu sorun yani? Şimdi biri eğlenecek burada. Hani yarışmada kalın da o bir derdi, o derdiniz o olsun. Yani. Hangimiz evini koruyacak? Kim evini koruyacak? Kızlar evinden aday çıkınca Yeliz koruma altına alabilecek mi? Haftanın birincisi mi? Erkekler evinden aday çıkınca Mert koruyabilecek mi? Acaba haftanın birincisi mi? Kimin en çok oy aldığını galada hep birlikte öğreneceğiz. Böylelikle kimin evini koruma altına da vakıf olacağız. Koruma altında olmayan evden eğer söylenen bir isim varsa ve en çok söylenen isimse eve veda edecek. Anlaştık? İlk olarak haftanın lideri olan oylamalar yaptık. Haftanın lideri olan yarışmacılar değil mi? Aynı zamanda baş başa romantik bir yemek kazanacaklar. Kimlerdi? Berke ve Rümeysa. Erkekler ve kadınlar olmak üzere. Buraya gelin bakalım. Yanıma. Ben de gideyim. Evet, ikiniz de. Şöyle bir yan yana durun. Öncelikle Rümeysa ile başlayalım. Rümeysa'cığım. Karar vermeden önce ellerini tuttun. Gözlerine baktın adaylardan. Sonra azalttık hatta. Değil mi? Ozan mı dedik? Ozan mı dedik? Evet. Sonra ay ben bayılıyorum, bir şeyler oluyor bana dedin. Heyecanlıydım o gün. Tamam, bunu söyle diye söyledim. Bir karar verdin. Evet. Ve size soruyoruz, ikinize de. Bu kararı değiştirip başka bir yarışmacıyla yemek yemek ister misin? Öncelikle sorunun cevabını Rümeysa. Ben Ozan'la yemek yemek istiyorum. Değiştirmiyorum kararımı, evet, diyorsun. Ve yemeği Ozan'la yiyeceğim diyorsun. Alkışlayalım o zaman. Ozan seni yemek istiyorum. Geçebilirsin yanına. Yanına geçebilirsin Rümeysa'nın. Peki yemek yemek üzere sizi şöyle havuza doğru alacağım arkadaşlar. Evet. Masanız orada hazırlandı. Senin bir sürprizin var galiba. Evet. Evet. Senin sürprizin var. Sürpriz. Orada görürüz. Afiyet olsun, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Bakalım çözebilecek misiniz meseleleri? Berke. Buyurun. Evet, sen de bize bir isim söyledin. Evet. Kesinlikle. Çok yüksek enerjiyle söyledim. Gözlerine alevler çıkarak söyledin. Kırmızı alevler. Kırmızı alevler. Peki hala kararında emin misin? Değiştirmek ister misin? Başka bir isimle yemek yemek ister misin? Öykü Hanım, ben verdiğim hiçbir sözü mazlık yapmam. Ama bu şekilde onu yine tekrar göstermek istiyorum. Kalp kırıklıklarıyla yine Buse diyorum. Şuradaki kalp kırıklıkları. Kalbi de kırık ama. Efendim? Kalbi de kırılmış ama. Ne yapalım? Herkesin kırılıyor. Benim de kırgınlıklarım var. Net olarak konuşacağımızı düşünüyorum, evet, bu yemekleri zaten. Bu yemek aslında bizim için iyi olacak bence. Netleştireceksiniz. Netleşeceğiz yani en azından. Peki. Evet.
Size de bol şans dileyim o zaman. Teşekkür ederiz. Yani keyifli, böyle aşklı, çiçekli, böcekli bir yemek beklerken galiba sorunlar üzerinden inşallah mutlu bir sona varırsınız diye düşünüyorum. Umuyoruz. Peki, nasip. İyi eğlenceler diliyorum. Buradan erkekler önüne geçebiliriz. Oradan. Peki, favori yarışmacılarımızı belirledik. Pregala böyle bir şey arkadaşlar. Önce favorileri belirliyorsunuz. Demek ki biraz kafa yormak, değil mi? Düşünmek. Ama sürpriz bir şekilde karşımızda bir çiftle karşı karşıyayız. Ve rekabet edecekler evleri adına. Bol şans diliyorum size. Teşekkür. Galada bu hafta elenecek yarışmacıyı yine sizler kararlarınızla ve oylarınızla belirleyeceksiniz. Bakalım bu hafta eve ilk veda eden yarışmacı kim olacak? Ve haftanın birincisi kim olacak? Ödül kimin olacak? İşte bu soruların cevabını bulmak üzere galada buluşacağız sevgili izleyiciler. Veda etmeden önce de sizlere tekrar adreslerimizi hatırlatmak isterim. YouTube, Instagram ve Facebook'tan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Official adresimiz. Buradan bize ulaşabilirsiniz. productionhouse.com.tr buraya, bu yarışmaya Kısmetse Olur'a gelmek için kullanacağınız başvuru adresimiz. Ve oylamaları da hatırlatmak isterim. Oylarınız son söz. Bugünden itibaren siz hikayeyi yazıyorsunuz, şampiyonları belirlemek üzere oylarınızı kullanıyorsunuz. Kısmetse Olur Aşkın Gücü ve El Poder Del Amor kullanacağınız uygulamalar, yurt dışına oylarınızı göndermek isterseniz El Poder Del Amor. Yarın galada müthiş bir heyecan, ilk galada yaşamak üzere bu heyecanı. Görüşmek üzere, bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Ne hissediyorsun? Güzel. Yani. Heyecan yaptım ya. Şu an ilk romantik yemeğimizi yiyoruz. Evet. Ben de heyecanlandım bu arada. Karşılık olmasına sevindim. Neyle başlamam gerekiyor? Başlayalım. Çiçekle çok açım. Ne olsun, çok hadi açım. Bir şey yapalım burada. Tamam. Güzel yarınlara diyelim mi? Evet, güzel günlere diyelim. Hadi bakalım. Çok heyecanlandım. Çok güzel masa. Değil mi? Ya evet, benim evet. için mi hazırladın belki? Kesinlikle. Kendim de hazırlayabilirim bu masayı bu arada. Bence sen daha güzelini bile yaparsın. Yapabilirim de. İstersen. Başımdan aşağı güller. Evet, işte karşımdaki de hak ederse diye konu geldi, konu döndü dolaştı. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Bazı durumlara netlik getirmene sevindim bu arada bugün. Yani netlik olarak değil de daha çok. Nasıl yani? Küçük bir sohbet etmiştim zaten yani. Hı. Bir adım öne geçince de söyledim yani. Oturmayan şeyler vardı. Net olmayan ben değilim aslında. Hı. Karşı taraflar net olamadığı için yani o güveni... Yine tam olmadı da bu arada hani kafamda oturtamadım bazı şeyleri. Peki o yüzden sen de önünü tam olarak kapattın. Benim anladığım kadarıyla. Evet, tanımak istediğim biri yok şu an. Yani senin haricinde. Ha, benim haricimde. Yani sevindim bu duruma. Güzel. Peki bu... bu sözümde eminsin değil mi? Hani, yani hani zamanla göreceğiz sonuçta. Farklı bir durumla karşılaşma durumum olmaz diye düşünüyorum yani. Tabii açık kapın kaldı mı açıkçası? Onu merak ediyorum. Yani o tarafa kapı tamamen kapandı. Artık hiçbir etkileşim... Olamaz. Yoktu zaten bu arada. Yoktu zaten bu arada. Yani... Yok, iki tanım adayım var dedin ya. Şu an zaten biz de tanışıyoruz. O aşamadayız. Evet, biz de tanışıyoruz. Yok, yani sohbet ettim. Hı-hı. Seninle daha çok tuttu sanki hani şey olarak. Frekans olayları mı? Evet. Peki. Seninle daha önce edemediğimiz için farklı konular konuş... Senden kaynaklı bence bu arada. Hı-hı. Yani... Çözememiştik bunu. Konuşmaya fırsatımız olmamıştı. Tanıdık birbirimizi, tanımaya da devam ediyoruz zaten.
Bakalım. Umarım... Benim kalbim niye hızlanıyor karşında onu da... Acaba? Yutkunamamaya da başladım şu anda. Heyecanlanma bu kadar ya. Karşılıklı vermemiz gereken bir karar olduğunu düşünüyorum şu anda. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Zaten tek taraflı olacak bir şey değil ama ben... vereceğimiz kararın ortak olacağını düşünüyorum. Ben ortak olmasını yani, istiyorum. Ortak olmasını istemiyorsun. Sen de aynı karardasın. Aslında. Ama bunu ne sen söyleyebiliyorsun ne ben söyleyebiliyormuşum gibiyiz şu anda. Sen söyle. Sen söyle. Ben de evet buydu diyeceğim yani. Şimdi aşağıda da hani geldiğinizde de bahçede konuştuk ya. Uyuştuğumuz noktalar çok okey. Benim için en azından benim açımdan. Tam yani. Gerçekten eksik yok ama en önemli nokta o sivriliklerimiz. Ve onu aşamadığımız takdirde hiçbir zaman sanki böyle biz bir şeyleri beceremeyecekmişiz, bocalayacakmışız. Hep bir yarım kalacakmış gibi geliyor bana. Hep ya da daha kötüsü olacakmış gibi geliyor açık konuşmak gerekirse. Evet. Yani sanki ilerleyen süreçlerde çok daha çirkinleşeceğiz gibi açık konuşmak gerekirse. Ben senin çirkinleşeceğini çok düşünmüyorum aslında. Öyle bir insan yani, değilsin. Yani çirkinleşmekten kastım daha acıtıcı bir tepki vereceğini evet, düşünüyorum. Evet, o doğru. Daha fazla acı. Daha büyük tepkiler. Daha kötü görüntüler. İşte burada da söyledim. Senin benim söylediğim bir kelimeden kötü gözükmeni istemiyorum. Yani sen mesela diyelim senin karakterine uygun bir şey yaparsın. Bu bana uymaz. Hani kötü bir şey söylerim yanlışlıkla da olsa o sinirle. Sonra seni kötü göstermiş olurum. Bunu da yapmak istemiyorum. Ama çok da iyi bir insansın. Çok da tatlı da bir insansın. Ne bu teselli cümlelerim? Hayır canım ne alakası var ya? Ha, çok güzelsin, çok tatlısın ama... Ama uymayan özelliklerimiz var. Evet tabii ki. Bu çok net bunun bir şey. Bunun bilincindeyiz zaten. Bazı duygularını... Nasıl diyeyim? Hani... Yani frenlediğini düşünmüyorum aslında da bilmiyorum. Bu süreç, tanıma süreci vesaire falan. Duygularımı frenlemiyorum. Yapım bu şekilde. Kolay bir şekilde duygu oluşmuyor. Yani okay. Öyle söyleyeyim. Yani tamam. Ama yani acaba Rümeysa ne zaman bazı şeylere karar verecek? O da aslında bir soru işareti. Bilmiyorum. Tabii zaman, zaman ama nasıl ne kadar bir zaman mesela? Bir şey söyleyeceğim. Ben bu cümleleri kurmaktan yoruldum ama artık. Şu an zaten bir karar verdim yani. Evet. Bir insana iki kere iki sohbet edip hani olmaz diye düşünüp bir karar verdim yani. Ben şu an büyük zaten bir senden şey, net kadar, bir şey beklemiyorum. Öyle bu kadar mi kısa bir sürede hani bir karar almak gerçekten yani zor. Ben seni karar zorluyorum gibi mi hissettirdim şu anda? Yok yok zorlamak ha. Değil bu arada. Tamam. Ama şey yapıyorsun yani hani. Ya bizden konuşmaya çalışıyorum sadece. Yanlış anlamayın. Tabii konuşabiliriz bu arada. Yani bu karşımdaki insana bağlı aslında. Yani senin elinde sonuçta bu. Doğru. Güven vermen lazım. Değerli hissettirmen lazım. Evet. İletişimimizin yani... iyi ilerliği olması gerekiyor evet. Vesaire. Evet. Doğru. Peki. Yani beni anlayabilmen lazım. Boşa konuşmayayım yani. Karşılıklı senin de beni anlaman tabii gerekiyor. Tabii karşılıklı yani. Evet evet. Yani. Doğru söylüyorsun sen de bunu söyleyebilirsin. Yani belki dış görünüş olarak beğendin, tanımak istedin ama belki... Senin benim kafa yapımda sana uymayacak yani. Bunu olabilir, sen de söyleyebilirsin. Hepsi bir ihtimal tabii. Tabii ki. İstemediğim bir ihtimal benim açımdan ama bunu da tabii deneyimleyerek göreceğiz. Evet. Yaşayarak karar vereceğiz buna. Bak ben seninle çok eğleniyorum belki. Ben de öyle zaten. Gerçek anlamda sana çok gülüyorum. Verdiğin tepkileri falan gülüyorum yani. Evet. Ve benim için bu çok önemli bu arada. Ben çünkü... Kadınlar kendilerini güldüren erkekler. Komik erkek severim diye de bu arada sürekli söylemiştim. Ama işte o sivriliklerimizi biz... Çünkü bu karakteristik bir şey. Yani ben köreltemem, sen köreltemezsin. Ha bunu tabii ki de şu an böyle söylüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda ne bileyim böyle arkadaş olarak hani... Bazı aşklar arkadaşlıktan doğar ya ben çok inanırım bu arada buna. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun bu olaya ama... En büyük aşklar da kavgayla başlar derler bile. Evet ama biz kavga etmedik.
tartıştık. Kavgayla başlamadı ki bizim gayet. Peki. Senin jestinle yani aşk da demeyelim de başlayan bir şey doğru oldu. Doğru söylüyorsun. Bence nefretlik bir durum hiç yok bu arada. Hiç öyle bir şey yok aramızda. Saçmalama hayır hayır gayet saygılıyız. Hı. Şu an birbirimize bence. Ama ben şöyle çok saygı olur mesela sana. Arkadaş gibi tanışmaya normal nasıl ben mesela Ahmet'i Mehmet'i tanıyorum. Tanışıyoruz, oturuyoruz, evet, konuşuyoruz, yani birbirimizle muhabbetimizi kesmiyoruz şu anda. Tabii, o zaman, öyle vakit geçiriyoruz. Seninle de aynı şekilde gidecek. Yani seninle, yani bilmiyorum tabii ki de sen istersen benimle arkadaş olmak. Ben seni tanımak istiyorum ama arkadaş gibi tanımak istiyorum. Sonrası zaten his olarak evet. İkimiz de okey. Daha tam okey değiliz yani. Biliyor musun? Evet, evet. Açık konuşmak gerekirse sende de böyle. Sen bir ilk yükseldin okey, tamam evet. Bunu kabul ediyoruz. Ve ben de ilk günün heyecanıyla çok yüksektim. Evet doğru. Ama sonradan işte birbirimizi tanımaya başladıkça o ince noktalar biraz olsun acaba mı dedirtti ya. Dedirtti tabii ki o bir yani. geri plana evet, bize evet, attı evet. Yani. Bak bugün Mert'le Yeliz birinci seçildi. Ben evet. Bir kadın bir erkek geldi bana mesela. Bir Yeliz'i yazdım bir Mert'i yazdım. İkisi de birinci seçildi. Şimdi niye biz seçilmedik bugün bu kadar iyi başlamışken? Çünkü eksik şeyler var değil mi? Eksik şeyler. İşte birbirimize uymayan karakterlerimizden yani. Dolayı daha pozitif yansım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hani bir haftada hani çok ölüyorum bitiyorum olmasam bile çok çok mutlu edecek. Böyle çok sürprizler bile yapabilecek bir erkeğim yani. Karşımdaki insanın hani mutlu etmek için çok beklememe gerek yok benim. Yaktın sönmedi hala. Kimseyi evet. Sevemiyorum. Beni sana kattım. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Belli değil mi? Sebebi bilemiyorum. Aklımda bir tek sen varsın. Ben senden kimseye diyemiyorum. Yormadan, sormadan seveceğim seni zaten. Gönlüme sarmadan ya buna var mı müsaaden? Hiç durmadan, yorulmadan seni bekleyeceğim zaten. Evime düşen birkaç saç delin olmadan buna var mı müsaaden? Ya evet. Sen bana çiçek mi aldın? Evet. Yeni de elbisenin renginde. Aslında şöyle kırmızı gül vardı kafamda ama gözlerinin rengi aklıma gelince biraz daha böyle bir mavi çiçek tercih etmek istedim. Bir tane de beyaz gül var. O da böyle biraz limoniydik, konuşamıyorduk, böyle küs ayrılık gibiydik. Demek değil miydi? Barış'ı temsil ediyor. Şöyle vermek istiyorum sana. Teşekkür ederim. Burada ben da bir nazar çiçek boncuğu var gözlerine nazar değmesin diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok beğendim. Mavi çiçekleri çok severim zaten. Maviyi de çok seviyorum. Bugün mavi de giymişsin zaten. Evet, o da ayrı bir denk geldi. Denk gelmiş. Not var bir de evet. Ona da bakabilirsin. Mavi çiçekler gözlerinin güzelliğini, beyaz gülüsü aramızdaki barışı temsil etsin.